Beyaz TV'ye hoş geldiniz efendim. Böyle çok keyifli, güzel haberler aldığımız harika bir gün olsun. Bugün Perşembe, bugün Duygu Demir'le astroloji günü. Artık bunu biliyorsunuz efendim. Sevgili Duygu bugün de çok şık. Hemen şöyle merhaba demek istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim sevgili hocam. Nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Herkese merhabalar diyoruz. Sevgili hocama güzel. Biraz iyi bakamadık. Hafif grip biraz bir, hocam evet, ama... Biraz izleyenler sesim biraz çatallı gelebilir hepimiz ama... Hepimizde var hocam. Çok şükür olsun. Bu ara. Geçmiş teşekkür olsun ederim. Size çok de. Teşekkür ederim. Duygucuğum hoş geldin. Kırmızılar hoş da çok yakışmış. Teşekkür ederim. Günün rengi falan mı? Aslan yeni ayı geçirdik ya. Dün 16'sında tamam. Aslan yeni ayı vardı. Aslan ateş elementi. O yüzden şöyle hatta dedim kükreyelim diyeceğimiz ya, günlerdeyiz. O yüzden şöyle bir kırmızılar turuncularla geldim ki izleyenlerimizle bu enerjiyi paylaşalım, büyütelim diye. Benim de iki gündür bir yeşil giyesim var. Hı-hı. Mutlaka bir sebebi vardır herhalde. Vardır. Belki Venüs'ünle ilgili bir şeyler vardır. Olabilir, olabilir tabii. Şimdi retro, artık Venüs retrosuna hepimiz aşina olduk. Böyle hı-hı, neler yapılmalı, yapılmamalı, ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor hepimiz biliyoruz ama bir de gelmekte olan var. Geliyor gelmekte olan Merkür retrosu. Hemen öyle bir giriş yapalım mı? Ne olacak? Ne zaman gelecek? Bitmedi değil mi? Biri bitmeden diğeri başlıyor. Bu sene gökyüzü bize resmen durun, dinlenin, yaz aylarını sakin geçirin diyor. Şimdi Merkür Retrosu geliyor gerçekten de 23 Ağustos önümüzdeki hafta. 23'ünde Merkür'ümüz durağan olacak. 24'ü itibariyle retro başlayacak. Önce biraz böyle minik minik parçalarla başlayalım. Hı-hı. Merkür ne demek? Retro ne demek? İkisi birleşince de ne olacak? Bizim başımıza neler gelecek? Bunu yorumlayalım hemen. Merkür Retrosu da çok ünlüdür bu arada. İzleyenlerimiz de eminim ki önceden duymuşlardır. Çünkü yılda 3 defa meydana geliyor. Nispeten sıkça olan bir gökyüzü olayı olduğu için de bolca duyuyoruz. Ve biraz da hani Merkür'ü suçluyoruz bazı şeyler için. Ya zaten yanlış bir karar almıştım ama Merkür Retrosu'ydu o yüzden diye. Bence iyi de oluyor. Bazen arada böyle dinlenmek için sorumluluğu atıvermek de keyifli. Şimdi Merkür içsel bir gezegen. Hızlı hareket eden bir gezegen. Kararlarımızı, fikrimizi ve düşüncelerimizi anlatıyor. Yani zihnimizden geçen her türlü düşünce, nasıl kararlar alıyoruz, ağzımızdan nasıl kelimeler çıkıyor, gördüğümüz şeyleri nasıl yorumluyoruz? Aslında idrak ve algıyla ilgili. Hepimiz aynı şeye bakarız ama farklı farklı yorumlarız ya. Aslında bu kendi haritalarımızdaki Merkür'ün de yerleşimi farklı olduğu için. Kimisi içindeki olayların iyiliğini görür, kimisi daha zorluğunu görür, kimisi daha lep demeden leblebiyi anlar. İşte bunların hepsi Merkür'ün marifeti. Aynı zamanda o yüzden fikirler ve kararlar bu arada bununla ilgili her türlü konuyu da anlatır bize. Okulları, eğitim öğrenimi, sözleşmeleri, anlaşmaları, el sıkışılan her türlü konuyu. O yüzden Merküryen meseleler dediğimizde her türlü konuşmayı, anlaşmayı ifade eden konu var. Birincisi bu. İkincisi Merkür'ümüz el yetenekleriyle ilgili. İyi bir cerrahi operasyon için gerekli o el yetenekleriyle de bağlantılı. Ve aynı zamanda bir müzik aleti çalmak ya da böyle el göz koordinasyonu gerektiren sporlar yapıyorsak bu alanlarda doğru hareketleri doğru zamanda yapmak için de gerekli olan gösterge. O yüzden el yeteneklerimizi anlatır. Bunu bir yanıyla neden Merkür retrosunda işte aman saçımızı kestirmeyelim, aman işlem yaptırmayalım, Venüs geçti, Venüs güzellikti, neden Merkür'de halen daha istemiyoruz? İşte bu yüzden el yetenekleriyle bağlantılı olduğu ben için. Ben zaten retro olayı takip ede saçlarım ayaklarıma dolanacak artık. 15 Eylül. 15 Eylül'e kadar sabır. 15 Eylül'den sonra her şey serbest arkadaşlar. Sonbaharda o kadar güzel günler bizi bekliyor hadi ki. Inşallah. Gerçekten diyeceğiz ki yani yazın durduk bekledik. Bazılarımız zorlandık ama hepsine değdi ve ödülleri toparlıyoruz diyeceksiniz. 15 Eylül bekleyin, sabredin. Doğru kararlar almak için de böyle bir süreçten geçmemiz gerekiyor. Hadi inşallah. Üçüncüsü el yeteneklerini anlatıyor elbette bir. Üçüncüsü de Merkür biraz böyle mitolojik kahraman olarak diyeyim. Karakter olarak biraz hırsız bir karakter. Biraz yalancı dolancı bir karakter. Böyle iftiralar atabilen, oyunlar çevirebilen, genç ve ergenlik enerjisinde biri gibi. Yani olgun bir yetişkin gibi olmayan bir karakter. Şimdi Merkür Retrosu'na geldiğimizde. Retro durmak, yavaşlamak ve olan biteni görmek, değerlendirmek evresi. Tabii ki de gökyüzünde hiçbir hareket, retro dediğimiz geri gitmek, hiçbir gezegen, çok pardon, geri harekette bulunmuyor. Biz dünyadan gözlemlediğimiz şekliyle sanki ileri doğru değil de geri hareket ediyormuş gibi gözlemliyoruz gezegenleri. Ve bu dönemde ileri gitmesi, konuşma, kararlar, ilerlemek, yani böyle ileri gitmesi gereken gösterge bir anda bir duruveriyor. Biraz geçmişten bazı meseleleri karşımıza çıkarmaya başlıyor. O yüzden retro dönemlerinde geçmişle ilgili konular karşımıza çıkar. Yarım kalan işleri tekrardan konuşuruz. Geçmişimizdeki arkadaşlar, dostlar, insanlarla bir araya geliriz. O dönem içinde sıfırdan alacağımız kararlarda ise bazı aksilikler ve problemler çıkabilir.
olabilir. Aslında o sürecin konusu biraz daha geçmişi temizlemekle ilgilidir ne olursa olsun. O yüzden Merkür retrolarında, retro dönemlerinde genel anlamda gezegen neyi temsil ediyorsa o alanda yeni bir başlangıcı tavsiye etmeyiz. Geçtiğimiz dönemlerde olan bitenleri tekrardan masaya yatırmayı, bir beyin fırtınası yapmayı, belki bu konuda tecrübeli, bilgi sahibi olan eşimiz, dostumuz, tanıdıklarımızla bir araya gelip konuşup istişare etmeyi ve bundan sonra aslında o temizledikten sonra netleşerek kararlar almayı tavsiye ederiz. 23 Ağustos'ta retromuz başlıyor. Gece yarısı 24'ünde aslında başlayacak. 15 Eylül'e kadar devam edecek. 23'ü durağan harekettedir. Gezegeni hiç hareket etmiyor gibi gördüğümüz gündür bu. Gezegen adı üstünde gezmesi lazım. İlerisi de gerisi de durağanından daha makbul. O yüzden 23 Ağustos tarihi birazcık kritiktir. Bir şeylerin ortaya çıktığı evredir. Şimdi hepsini birleştireyim. Uzun uzun anlattım. Peki ne oluyor yani şu anda? Merkür retrosu geliyor. Bu arada iletişimle ilgili olduğu için teknolojik aletlerle de ilgili. Bunu da bir hatırlatayım. Cep telefonu artık almak, bilgisayarlar, teknolojik aletler. Araba da dahil iletişim mi buna? Evet, çünkü Merkür daha kısa mesafeli yolculukları ve kara yolculuklarını da anlatır bize. Merkür'ün ayağında kanatlar olan bir sandaleti var, Merkür kahramanlığı. O yüzden böyle hızlı hızlı, telaşlı telaşlı bir yerlere gidip bilgiyi taşımakla, aktarmakla, anlatmakla ilgili, tabanvay yolculukla ilgili. Çarşamba günü Merkür günü, çarşamba günü Osmanlı'da ulakların yola çıkarıldığı gün. Yani haberlerin ve iletişimin günü. O yüzden mesela kargo firmalarıyla, kuryelerle, belki posta gönderip almakla, e-mail gönderip almakla da ilgilidir. O dönemde alışveriş yaparsınız, sipariş verirsiniz, yanlış adrese gönderirsiniz. Yanlış adresten size gelene kadar bir bakarsınız, Merkür retrosu bitmiş. Mesela benim çok kendi deneyimim bu. Bir Merkür retrosuna mecbur kaldım, pasaportumu yenilemeye verdim. Tam bir Merkür işlemi. Bir sonraki Merkür retrosunda geldi. 6 ay sonra geldi pasaport. O yüzden o dönemde şu anda başlanan neredeyse 6 saatte geliyor. Evet. Aynen, o dönemde retroda başladığımız şey bir sonraki retroda ancak çözüme ulaşabilir. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz. Peki neler var bu işin içinde? Hayatımızla ilgili büyük kararlar. Bu dönemde ben işi bırakıyorum. Ben kariyerimi değiştiriyorum. Ben bu evlilikte, ilişkide mutluyum, mutsuzum. Bu kadar büyük kararları almak yerine 15 gün kadar durup olanı biteni gözlemleyelim sevgili izleyenler. Çünkü ne dedik aynı zamanda? Yalancıdır, hırsızdır dedik. Arkamızdan dönen işlerin ortaya çıktığı, dedikoduların ortaya döküldüğü, iftiraların, suçlamaların görünür olduğu evredir aynı zamanda. O yüzden biz de hani şey vardır ya, ben o dönemleri çok önemserim. Böyle biliriz bir problem var ya da biliriz çok güzel ama tam adını koyamayız, dilimizin ucundadır. Hı hı. Merkür retrosu o dilimizin ucundakinin idraka düştüğü, anladığımız, idrak ettiğimiz zamanları anlatır bize. O yüzden 23 Ağustos 15 Eylül arasında hayatla ilgili genel kararlar, büyük kararlar almıyoruz. Anlaşmalar, sözleşmeler yapmıyoruz. Her türlü iletişim mecrasıyla ilgili konuşurken, görüşürken bir aksilik olabileceğini düşünerek yedekli planlar yapıyoruz. Bir de yani hani Ayşe'ye atacağımız mesajı Fatma'ya atabiliriz. Ahmet'e atacağımızı Mehmet'e atabiliriz. Hiç tavsiye etmem. Çapkınlıkları zaten tavsiye, yani hiçbir şekilde onaylamıyoruz ama bu dönemler hiç onun zamanı değil. Vallahi ortaya dökülür bütün foyanız diyeceğim evredir sevgili izleyenlerimiz. Böyle bir dönem geliyor. Evet, biraz önce dedin ya Osmanlı mesela çarşamba günü ulaklar sefere çıkarmış diye. Ne kadar eski çağlara dayanıyor astroloji. Bugün bana bir tane mesaj geldi. Ben de hemen sevgili Sercan'a attım. Sercan dedim ya, yayında gösterelim bunu. Evet, şimdi veriyor ekrana. Sen zaten biliyorsundur. En eski, aslında üçüncü en eski ama hala çalışan tek astroloji saatiymiş. Prag'da. Değil mi? Prag'da, evet. Aynen. Bu saat hem astrolojik göstergelerle beraber çalışıyor. Güneşin ve ayın ilerlemesiyle bağlantılı, yani bütün göstergeleri birleştirerek çalışıyor. Hem de saatin alt katmanındakinde olması lazım. 365 tane kadran var. Her bir kadranın eşitliğinde de bir isim yazıyor. Tabii Prag bir Hristiyan ülkesi. Bir Hristiyan Aziz ya da Azize'nin ismi yazıyor. Çocuk hangi günde doğarsa o gün hangi isme denk geliyorsa onun ismini de verirlermiş. Eski öyle de çağlarda bir inanış var. Evet, ve mesela bunun durduğunda
kötü ve büyük olayların evet. olmasına inançları aynen. var ve hala da bu şeylerin, batılın inançlarını koruyorlarmış. Hatta hocam bunu yapan sanatçının gözlerini evet. dağlamış kral ki başka, çünkü talepler benzeme gelmeye yapmasın. Başlamış bize de yapsın diye. Çünkü herhalde çok kıymetli bir şeydi o zaman içinde evet. astroloji. Yani Sümerlerden bu yana bu topraklarda, Mezopotamya'da doğmuş bir şey astroloji aslında. Bizim topraklarımızda doğmuş, Sümerlerden bu yana var. Matematiğin, yazmanın, bu arada Sümerler bilirsiniz matematiğin aslında ilk temellerini atan, çivi yazısıyla yazmayı başlatan uygarlık ve onlar gökyüzünü inceleyerek alametler yapmaya başlıyor. Şey diye alametler var. Mesela Venüs Ayru Dağı'nın işte arkasında göründüğünde kral Elam kralı vefat eder. Böyle alametler var. Astrolojinin başlangıcı buralarda. Daha sonra Avrupa'ya doğru yayılıyor. Avrupa'nın karanlık çağında tabii ki yine İslam, özellikle o dönemde İranlılar, Persliler çok böyle matematikte, fizikte birçok konuda ilerlemiş evet. durumdalar 1300'ler, 1400'lerde. O dönemde yine bizim topraklarımızda sahipleniliyor ve iletişimliyor. Bu da zaten 1410 galiba yapım yılı. Çok yanılmaz. 1400'ün başı ama 1410 diye hatırlıyorum. Tam işte astrolojinin de pik yaptığı dönemler aslında. Yıllar önce ziyaret etmiştim. O zaman astroloji hayatımda yoktu. Ve halen daha da şey olarak da çalışıyor. Yani nasıl guguk kuşları çıkar böyle çan çalar. Evet, onun gibi öyle de çalışıyor. Aktifmiş, evet. Bana Merkür retrosu yaşattın şu anda sevgili insan. Geçmişi yad ettik beraber. Bak hemen gördüğün gibi bu kul bulmuştur. Evet, o zaman hemen devam edelim. Biz böyle ara ara bilgi paylaşmayı da seviyoruz. Çünkü astrolojiye ben bazen haksızlık edildiğini de düşünüyorum. Belki ilk dönemlerinde ben de aynı hataya düşmüşümdür. Yani böyle geleceğe dair bir şeyler söylemek gibi algılanıyordu ama aslında hiç öyle değil. Tarih boyunca da işte bu kadar büyük eserlere üzerine çalışmalar yapılmış, matematiksel hesaplar yapılmış. O yüzden hakkıyla ve o matematikle bir ilim gibi bunu görenlerin de hakkını vermek evet. lazım. Sen de bunlardan birisin. O yüzden de bu bölüme ekledik bunu. İzninle. Bu arada Merkür Retrosu ile ilgili şunu da söyleyeyim. Eski dostlarla iletişime geçmek için mesela çok güzeldir. Geçmişte mesela eskiden ben şu tarz kitaplar okumayı çok severdim. Bu dostlarımla bir araya gelmeyi çok severdim dediğimiz şeyleri ziyaret etmek ve yeni bir bakış açısıyla onları değerlendirmek açısından çok güzeldir. Mesela iş güç için bir işte araştırma dönemindeysek aslında daha önceden beraber çalıştığımız kişilerin kulağına şöyle ufaktan bir kar suyu kaçırabileceğimiz bir evredir. O yüzden geçmişle bağlantılı her türlü konuda fırsatlar sunar. O zaman belki şu da olabilir. Bir başvuruda bulunduk. Böyle askıda kaldı. Cevaplanmadı. Onların belki cevaplarının olumlu olarak döneceği de aynen dönem olabilir mi? Aynen olabilir. Tabii ki şu önemli. Bana hep eski iş yerlerimden teklif geliyordu mesela Merkür zamanları. Aynen. Çok ilginç. Şu çok önemli sadece. Yani anlaşma imzaları için çok iyi değil diyoruz ya. Gözden kaçan detaylar olabilir. Ya da o dönemde tamam ben bu koşula tamamım dediğimiz şeylerden sonrasında pişman olabiliriz anlamındadır bu. O yüzden mümkün bu sürecin içinde olabildiğince her şeyi yazılı olarak yapalım. Sözlü konuşulan her şeyden vazgeçme ihtimalini anlatır bize Merkür Retrosu. Karşımızdaki kişi dönüp de öyle demiştim ama diyebilir. Veya ben hiç öyle bir şey demedim, nereden çıktı o da diyebilir. O yüzden siz yazılı alın her türlü konuyu. Her evet, türlü şeyi. Tabii çok önemli. Başka var mı uyarıların? İlişkilerde nasıl yaparlar gerçi bilmiyorum. Kontrat yapıyoruz diye böyle yazılı. Bilmiyorum nasıl olur ama. Mesela retroda ilişkilere başlamak doğru değildi. Merkür için de geçerli mi o? Merkür için de tabii ki geçerli ama tabii şöyle şeyler var. İki tane şeyimiz olabilir. Bu dönemde ilişki içinde, iş içinde. Venüs'te de aynı şeyi dedik. Karşımıza bir fırsat çıkıyor. Şimdi 15 gün, 20 gün boyunca kusuruma bakma ben seninle yemek yiyemem. Mümkün değil dememiz mümkün olmayabilir. Veya bir iş anlaşmasını yapmamamız mümkün olmayabilir. O zaman şunu bileceğiz. Bir, bu iş ya da ilişki kalıcı olmayabilir ama bize hayatımızda bir öğretisi vardır, bir kapı açar ve kesinlikle kendimizi harap etmediğimiz sürece biz buradan bir fırsatla yücelerek, yükselerek çıkıyoruz. Hayatta her şey böyle. İkincisi şöyle bir şey olabilir. İşin ya da ilişkinin bir revizyona ihtiyacı vardır. Yani ilişkiye başlarsınız. Belki Merkür Retrosu'ndan sonra bir sekteye uğrar. Belki bir aralar verilir, tekrardan bir araya gelinir ama bir araya gelindiğinde bazı şeyler konuşarak çözümlenmelidir. İş içinde bu böyle. Eğer ki memnun değilsek koşullardan tekrardan konuşmamız gerekecektir. Yani bilin ki anlaşma, sözleşme, konuşmayla ilgili bir ikinci tur olur. Retroda başlanan her türlü şeyde.
Evet, onu artık hakikaten evet. öğrendik. Ama Merkür Retrosu Venüs Retrosu'na göre birkaç defa daha fazla tekrar evet, ediyor değil mi? Çok sık oluyor aslında. Yılda 3 defa meydana geliyor. Ve her yıl 8 yılda bir de böyle başa dönen bir döngüsü var Hı-hı. onun da. Bu sene boyunca toprak elementinde oldu hep 2023'te. Toprak elementi yıla Oğlak Burcu'ndaki Merkür Retrosu'yla başladık. Daha sonra Boğa Burcu'nda oldu. Şimdi Başak Burcu'nda olacak Merkür Retrosu. Seneye artık yavaş yavaş topraktan bir önceki elemente doğru yani ateşe doğru kaymaya başlayacak. Bu sefer ateş elementindekiler neler yaptım ben diye yıl içinde düşünecekler daha çok. Evet. Yavaş yavaş geçelim. Ekleyeceğim bir şeyler var mı? Aslında 3 aşağı 5 yukarı böyle ama yine şeyi de hatırlatayım. Teknolojik aletler, telefonlar, bilgisayarlar aldığımızda daha büyük, çok büyük yatırım çünkü şu anda bunlar. Bazen bir problemi pürüzü çıkıyor, telefon çalışmıyor, tekrar almak gerekiyor falan. Mümkünse artık gölgeli dönemlerindeyiz de yani çok acil değilse 15 Eylül sonrasını bekleyelim. Evet, bir de 16 Ağustos'u hep konuşmuştuk ya, dün geçtiği için sorayım, onun etkileri azaldı mı, devam edecek mi birkaç her gün daha? Her zaman olmadan önce, bir gökyüzü olayı olmadan önce daha kritiktir. Bu şey gibi düşünün, yani hani Dolunay'dan mesela birkaç gün önce çok bariz hepimiz hissederiz, nasıl gergin oluruz, Tabii. şişeriz, böyle bir tartışmalar olur. Dolunay olur, ondan sonra o enerji hafiften çıkar ve artık daha rahatlamaya başlarız. Ama akabindeki 10-15 gün boyunca etkisi devam eder. Şimdi yeni ay ile ilgili geçen hafta da bunu söylemiştik. Şu çok önemli. 16'sında dün öğlen oldu. Gökyüzünde ay bugün itibariyle, bu akşam itibariyle ay biraz büyümeye başlayacak. Ay güneşin ışıklarını bize yansıtacak. Demek ki bizler artık yeni bir şeyler için tohum atabilecek güçte, enerjideyiz ve gökyüzü bizi destekliyor. Önümüzdeki 15 gün büyütmek istediğimiz her şeyle ilgili adım atabiliriz. Bu çok aslında farklı alanlarda düşünülebilir. Bir bitkiyi büyütmek istediğinizde, bir yeni bir tohum ekeceğiniz zaman aslında yeni ayı bekleriz ve tavsiye ederiz. Bir iş görüşmesi için, konuşmalar için başvurmak açısından da bu böyledir. Veya herhangi bir şeyin tedavisi açısından da aslında yeni ay dönemleri büyütmek ve güzelleştirmek istediklerimiz, dolunay dönemleri küçültmek istediklerimiz içindir mesela. Evet. O zaman bu uyarıları yaptığımıza göre şimdi tek tek burçlara geçelim. Konuşalım. O zaman hemen Koç burcuyla başlayalım. Karnelerde var mı bu haftada? Ah, harika. Çalışmanın ödüllerini topluyorum. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bu haftanın minik bir özetini yapayım yine başlamadan önce. Bu hafta sonu başlayan ve böyle ayın 23'üne kadar devam edecek olan şöyle bir etkimiz var. İhsan hocamın da şu anda bizlere böyle birebir gösterdiği gribal salgınlar enerjisi var. Mars-Neptün karşıtlığımız var. Çok geçmiş olsun tekrardan hocam. Gerçekten iki tane karşılığımız olabilir. Birincisi motivasyon ve enerji anlamında bizi düşük kılar bu gökyüzü enerjisi. O yüzden elim kolum kalkmıyor. Vallahi canım hiçbir şey yapmak istemiyor o diyebiliriz. Kendimizi zorlamayalım hiç. O da bende var. İkincisi bazen sporcuların haritasında bunu çok görüyorum. Bir şeye adanmış halde yapıyor olma enerjisidir bu. Mars'ımız Başak'ta neye adanmış haldeyiz? Temizlik sevgili izleyenler. Yani evi derleyip toparlama, sonbaharı hazırlama, detoks enerjisi toparlama falan hep bunların içinde olacağız, peşinde olacağız. Yani yaparsak bunları yaparız. Bir diğer taraftan ama gerçekten de bağışıklığımızı birazcık zayıflatan bir yanı vardır. Gribal salgınlara dikkat edelim. Mide, sindirim, besinler, tükettiğimiz besinlere dikkat edelim. Alerjik yapıları daha çok tetikleyen bir enerjidir. Ve de herhangi bir bağımlılık yaratabilecek şeye karşı da dikkatli olmakta fayda var. Burada tükettiğimiz ya da yaptığımız herhangi bir şey olabilir bu aslında. 23'üne kadar bu etkili sevgili izleyenler. Ayın 22'sinde salı günü güneşimiz aslanın son derecesinde biraz egolu çıkışlar olacak ve biraz kırılma noktaları olacak o gün. O yüzden hani otoritemizi ispat etmeye çalışırken, benim sözümü dinleyin, benim dediğim doğru derken dediğiniz şey doğru olabilir ama nasıl dediğiniz ve nasıl bir tavırla liderliği sergilediğiniz ilişkide de işte de önemli olacak salı günü için. Aman dikkat. Çarşamba günü itibariyle ayın 23'ünde hem Merkür'ümüz durağan, yani sağı solu belli olmayan haberler alacağız. Lütfen önemli bir konuşmayı, mülakatı, görüşmeyi, eşle beraber, partnerle beraber yapmak istediğiniz bir konuşmayı çarşamba gününe bırakmayınız. Öncesinde yapmakta fayda var. Aynı gün bir de güneşimiz Başak Burcu'na geçiyor. Mutlu yıllar dileyelim şimdiden Başak Burcu bu vesileyle önümüzdeki bir ay boyunca hem Başak Burçları'nın doğum gününü kutlayacağız hem de biz diğer faniler daha Başak enerjisinde olacağız. Yani daha çalışkan, üretken, organizasyon yapısı güçlü, hedef odaklı ve destek olan, hizmet eden bir enerjide olacağız. 24'üyle
24'ü Perşembe gününden Pazar gününe kadar önümüzdeki hafta daha tutkuyla hareket edebilecek güçlü bir enerjideyiz. Motivasyonumuzu geri toplayacağız. Böyle kalmayacak hiçbir şey. 27'si Pazar günü biraz kazaları açık. Bir gün önümüzdeki hafta tekrardan uyarısını yaparız zaten. Aman dikkat, 28'i itibariyle Mars'ımız enerji değiştirecek ve artık ilişkileri yönetmek işlerin peşinde koşmaktan bir tık daha kıymetli olacak diyorum ve koçlara geçiyorum. Hadi bakalım koçlar için sevgili ne var koçlar bu hafta? Ve yükselen koçlar bu hafta çok çalışkansınız, çok üretkensiniz. Bu hafta dediğimiz pazartesi günden itibaren. Evet, pazartesi gününden itibaren hani başta evet motivasyonumuz biraz düşük dediğim enerji devam ediyor ama çarşamba günü itibariyle Başak Burcu'ndaki enerjinin artması demek sizin için artık iş ortamım, çalışma ortamım, günlük hayat koşullarıma çeki düzen veriyorum ve daha çok koşturuyorum demek. Birkaç farklı karşılığı olabilir. Sağlıkla ilgili hani yazın çok yedim içtim artık bir diyete, bir beslenmeye el atayım diyorsanız evet zamanıdır başlamıştır. Eğer ki sağlıkla ilgili tedavi gerektiren bir süreç var ise veya aile içinde bazen oluyor. Aile büyüklerimizi hastanelere götürüp getirmeler, bir düzenli rutin kontroller, bir testleri yaptırmalar, böyle bir sürecin içine geçiş yapabiliriz. Bir diğer taraftan çalışan koçlarımız iş ortamı içinde hep biraz daha fazlasını üretme odaklı olacaklar. Angaryanız çok olacak. Çok üreteceksiniz. Ama bir yandan da size bağlı çalışan kişiler, evde destek olan birileri varsa olabilir, ofiste destek olan birileri varsa olabilir. Bu kişilerden destek alabileceksiniz. Ama şöyle bir enerjisi vardır Başak'ın. Bazen kendimizi bir işin hem sahibi hem stajyeri gibi buluruz. Yani her şeyi ben yapayım ama bir yandan da patron ben olayım. Sonra çok fazla verdiğim için de bir yandan da kızdayım. Her şeyi ben yapıyorum ya diye. Biraz bu enerjiye düşebilir koçlar ama silkinip kendilerine geleceklerinden eminim. Çünkü Koç burcu güçlü bir burç. Merkür retrosu da çalışma düzeninizde başlıyor. Eğer ki bir iş arıyorsanız ya da iş değişikliği istiyorsanız gerçekten de çalışma ortamındaki arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. İlişkilerle ilgili olarak geçtiğimiz haftaya göre biraz daha raylar yerine oturdu. Biraz daha ne istediğini bilen, onları sizi neyin mutlu ettiğini çok daha iyi gören bir haldesiniz. Bu anlamda güzel bir süreç sizi bekliyor. Finansal olarak da aslında daha önceden kaçırılmış fırsatlar tekrardan gündeme gelmeye başlayacak Merkür Retrosu'yla. Gözünüz açık olsun bundan sonraki süreçte sevgili koçlar. Oh, harika. Devam. Karneyi görelim değil mi? Hemen gelsin karne. Aşk 4 puan, para 4 puan ve sağlık 3,5 puan. En çok sağlığa dikkat etmeleri lazım. Evet, bu bağışıklıkla ilgili dediğim kısımlar özellikle koç burçlarını hafta sonu önümüzdeki haftanın başına biraz daha fazla etkileyebilir. Aman dikkat. Evet, hemen bir sonraki burç boğa burcumuz gelsin. Düzenim yerine oturuyor. Boğaların da en sevdiği şey değil mi? Düzenleri yerinde olsun, rutinleri, alışkanlıkları devam etsin. Şimdi neden? Çünkü artık ev ve aile hayatındaki çalkantılar, ne yapıyoruz? Aile büyükleri, ev düzeni, orada mıyız, burada mıyız, düzenimiz yerinde mi, eşle ilişkimiz iyi mi? Bunlarla uğraşmayı artık boğalar bir kenara bırakıyor. Ve ne yapıyorsunuz? Dengeyi, düzeni oturttum. Biraz daha ne olacağını biliyorum. Çatışmalarımı da gerekirse yaşadım, geride bıraktım. Bundan sonra artık keyfimde, konforumda, hayatı daha mutlu bir şekilde yaşamaktayım diye bir enerji geçiyor boğa burçları. Çocuk isteyenler için bunun çok fazla konuşmasının olduğu, bir planlamasının yapıldığı bir evre olacaktır. Biraz planlamalı bir enerji. Çocuklarımız varsa hayatlarındaki güzel gelişmelerin sizi mutlu ve tatmin ettiği bir evre olacaktır. Boğa burçları çok bereketlidir. El yetenekleri güçlüdür. Üretken bir burç çünkü. Bir şeyleri ekmek, biçmek anlamında da, sanatsal bir şeyler yapmak anlamında da, o yüzden yemek yapmak anlamında da aslında boğa burçlarını bu anlamda besleyen bir süreç başlıyor. Beni mutlu eden şeylere daha fazla odaklanıyorum. Bekar boğalar, biraz geçmişten gelen bazı ilişkiler ve flörtler ya da ilişkinin içindeki geçmişten gelen bazı konular gündeme gelecektir 23'ü sonrasında. Böyle yaptığında ben kendimi iyi hissetmiyorum, böyle olduğunda daha mutluyum gibi net tespitleriniz olacak. Geçmişten birileri geliyorsa biliyorsunuz değerlendirebiliriz ama kati kararları 15 Eylül'e kadar almayalım sevgili boğa burçları. Finansal anlamda çok da zorlayıcı bir süreç görmüyorum boğa burçlarını bu hafta içinde. Evet, o zaman yani kısmen güzel şeyler evet, aslında. Daha rahat, için. Daha konforlu bir hafta. Evet, sevgili Nuri Viral de boğa burcu. Ona da buradan selam olsun. Onun da gene kendi düzeni çok yakında geri gelecek. Aslında o da onu örten bir şey söylediklerini. Hemen o zaman boğa burcunun karnesi gelsin. Aşk 4 puan, para 4 puan ve sağlık 4 puan. Hiç fena değil bence. Aynen, değil bence mi? De. Güzel. Ve gelelim bizim burcumuza, ikizlere.
10 parmağında 10 marifet. Evet. Hmm. Torpil geçmişsin bana. Evet. Çünkü ikizler burçları bu hafta artık yavaş yavaş 3. ev enerjisi, yani iletişim, konuşma, kendimi anlatma, seyahatler, buraları birazcık daha geride bırakıp nereye doğru odaklanacak? Evinin düzeni, dengesi, güzel bir yuva kurmak, yuvanın içindeki huzur, ev ve kariyer arasındaki dengeyi korumak, bunlara daha fazla odaklanacak. İkizler burçları, çok fazla şeyi aynı anda yapacaksınız. Hem eve yetişeceksiniz, hem kendinizi iyi tutmak önemli olacak. Hem mesleki anlamda çalışan ikizler burçları halen daha kendini sergilemek ve göstermek isteyecek. 23'ünde güneşimizin Başak Burcu'na geçmesiyle aile büyüklerinin bazı konulardaki fikirleri, konuşmaları da gündeme gelmeye başlayacak. Ve aynı zamanda tabii ki aile büyüklerimizin belki sağlığıyla ilgili, ihtiyaçlarıyla ilgili destek olmaya da başlayacağız. Kötücül bir enerjiyle bunu görmüyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Her şeyle başa çıkabilecek güçte ve enerjide olacaksınız sevgili ikizler burçları. Merkür Retrosu belki 23 Ağustos sonrasında geçmişten gelen bazı mevzuları aile içinde tekrar gündeme getirebilir. Hani şey gibi olur ya, çocukluğumuzda konuşulan bir konu tekrardan açılıyor. Yine mi bunu konuşuyoruz? Biraz öyledir. Kötü bir açısı yok. O yüzden bizi üzecek şekilde olacağını düşünmüyorum. Ama hani düzeni toparlayıp yeni bir sayfa açmak ve sonbahara hazırlanmak enerjisiyle olacak. Ben genel anlamda güzel gördüm. Koşturmaca çok. Kendinize özen göstermeyi, kendinizi hatırlamayı unutmayın sevgili ikizler burçları. Herkese yetişelim derken. Evet, aynen öyle. O hengamenin içinde bazen kendimizi unutuyoruz. Karnemiz gelsin o zaman. Aşk 3,5. Evet, aşka düşük puan verdim. Onun sebebi şu, o kadar çok aile işleriyle uğraşıyoruz. O kadar çok kendi, bu arada Merkür ikizler burcunun yöneticisidir. Biz geriye gidip geçmişten bazı şeyleri toparlamaya çalışıyoruz. Belki şöyle şeyler olabilir. İlişkinin kendisinde bir problem olmaz ama Merkür biz olduğumuz için bu enerjide dönüp de ya bana zamanında şöyle şöyle bir şey yaşamıştım, acaba benzeri olur mu diye kaygılarımız, anksiyetelerimiz çıkabilir. Bunlar tamamen bizimle ilgili. Karşı taraf ya da partnerden bir şey yaşamayacağız sevgili arkadaşlar. Evet, para 4 puan, sağlık 4 puan ve hemen geçelim bir sonraki burcumuza. Güzel günler beni bekler inşallah. Yengeç burçları da bunu hak ediyor gerçekten de. Ne kadar zamandır çok böyle zorluklardan ve mücadelelerden geçtiler. Şimdi yengeç burçları artık yavaştan diyecek ki ben kendimle, hayatımla ilgili güzel kararlar alıyorum. Gerçekten çok da büyük konularla mücadele etmek, uğraşmak istemiyorum. Evimdeki dengem, düzenim belli. Temmuz ayını zaten biraz zorlu geçirdik. İşte Ağustos ayında parayla ilgili çok uğraşları oldu yengeç burçlarının. Şimdi artık hepsi için unumu eledim, eleğimi astım. Bundan sonra yakınlarımla güzel vakitler geçireyim, hoş sohbet olsun, buluşalım, işte bir araya gelelim, kardeşlerimle, kuzenlerimle keyifli ilişkilerim olsun gibi bir enerjide olacaklar. Konuşmaları, fikirleri iz bırakacak nitelikte olacak. O yüzden siz son sözü söyleyen kişi olacaksınız sevgili yengeçler. Yakınlarınızın hayatında da son sözü söyleyen kişi siz olacaksınız. O yüzden söylediklerinizin çok büyük anlam ifade edebileceğini unutmadan bu dönemde konuşmayı ihmal etmeyin diyebilirim. Aile hayatıyla ilgili büyük bir problem, bir pürüz görmüyorum. Finansal anlamda halen de birazcık bir mücadelemiz olabilir ama cebimizden fazlasıyla para çıkıyor olabilir bir 10-15 gün kadar daha. Sonra regüle olacak mı? Aynen. Evet. Venüsümüz düz seyrine geçsin, bir 4 Eylül sonrasında toparlamaya başlayacak yengeçler. Hadi inşallah. O zaman karnesi gelsin yengeçlerin. Aşk 4, para, sağlık hepsi 4 puan. Evet, devam edelim lütfen. Para. Aslanların bu ara gündemi para. Şimdi burcunuzdaki yeni ay geçti. Artık zincirleri koparttım. Geçtiğimiz 2 senedeki gibi zorlanıyorum. Arka plandayım, beni görmüyorlar. Bunların hepsi bitti. Ortadasınız, açıksınız ve ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz sevgili aslan burçları. 4 Eylül'e kadar Venüs burcunuzda retro hareket yapıyor. Halen daha toparlayacağınız irili ufaklı şeyler olacak kişisel imajınızla ve ilişkilerinizle ilgili olarak. Ama 23'ünde Güneş 2. evinize geçiyor. Odağım para kazanmak, kendi değerimin karşılığını almak olacak. Ve Başak Burcu enerjisi üretken bir enerji, çalışkan bir enerji olduğu için de aslanlar liderliklerini sergilemek için çok net hamleler yapacaklar. Parayı kenara koymak, yatırım yapmak, elimizdekini değerlendirmek. Çünkü hepimiz şu anda bir hesap kitap içindeyiz. O bütçenin içinde en güzelini, en değerlisini, en kıymetlisini bulmanın peşinde olacaksınız. Ben biraz böyle yastık altı yapmak gibi,
kenara bir para koymak gibi biraz bunlarla ilgileneceğini düşünüyorum Aslan burçlarının. Merkür retrosu yine para hanesinde. Demek ki geçmişte yaptığımız yatırımların sonuçları ne durumda? Biraz bunları değerlendireceğiz. Ya da hiç yatırım yapmadıysak belki biraz pişmanlığını yaşayacağız maalesef ki Aslan burçları. 15 Eylül'e kadar çok sıfırdan bir alım satım işlemi için herhangi bir emtia olabilir bu. Çok tavsiye etmiyoruz biz astrolojik olarak ama araştırmalarınızı yapın, konuşun, ekonomistleri takip edin. Çok güzel bilgiler veriyorlar ve akabinde 15'i sonrasında güzel hamleleriniz olabilir. Hatta şöyle söyleyeyim, Merkür Retrosu esnasında da birkaç tane güzel tarih olacak. Önümüzdeki hafta konuşuruz artık onu, tamam, vakti var çünkü. Tabii ki. Güzel hamleleri olacaktır Aslan burcunun. Harika. Aslan'ın karnesini görelim. Aslan'ın da tüm şeyleri... Neden vazgeçtik? Yanlış karne geldi. Tamam. Şimdi doğrusu geldi. Aşk 4 puan, para 3,5 puan ve sağlık 4 puan sevgili aslanlar için. Evet, devam edelim lütfen. Benim zamanım geldi. O çok iddialı. Evet. Bir Başak için aslında Başaklar çok mütevazi burçlar evet, çünkü. Evet, o yüzden. İhsan Hocam da öyle ama gerçekten Başakların zamanı geldi. Çalışma, üretme ve aslında çok uzun zamanlardır bu böyle ama özellikle geçtiğimiz 2,5 ay boyunca verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız sevgili Başak burçları. Çarşamba gününe kadar biraz daha sabredelim. Güneşimiz 12. evimizde, halen daha biraz nazara niyaza gelebiliriz. Enerjimiz çabuk düşebilir. Biraz daha çabuk rahatsız hızlanabiliriz, motivasyonumuz düşük olabilir. Ancak çarşamba günüyle beraber ışıldamaya, parlamaya başlıyorsunuz. Güneşin birinci eve kendi burcuna geçmesi demek, insanlar bana geliyor, teklifler bana geliyor demek. Popülaritem artıyor, görülüyorum, yaptığım iyi ve kötü her şey çok dikkat çekiyor demek. O yüzden şöyle her an sahnede olduğunuzu unutmadan güzel bir giyimle, kuşamla, muntazam bir gülümsemeyle gülücükler atarak gezinmeyi unutmayın sevgili Başaklar. Fırsatlar size gelecek çünkü önümüzdeki günlerde. Tabii Merkür Retrosu geliyor diyeceksiniz. Ne olacaktır? Belki yılın içinde yarım kalan koşturmaktan yetişemediğiniz bazı işleri tamamlamak için vakit ayırabilirsiniz. Belki geçmişten gelen bazı dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. İlişkilerdeki geçmiş defterleri açabilirsiniz. En çok da siz kendi zihnimizin içinde böyle bir film şeridi gibi gözlemleriz. Bu böyle olmuştu, şu şöyle olmuştu, o zaman öyle olmuştu diye. Çok böyle kendinizi lütfen eleştirerek daha da iyisi, daha da mükemmeli olsun diye biraz böyle kaygı yaratarak hareket etmeyin. Siz zaten en iyisini yaparsanız arasından böyle cımbızla çekip doğru hamleleri yapacağınızdan eminim. Yani güç, kontrol Başakların kendi elinde. Hayat bizim merkezimizden hizalanır. Bunu unutmayalım. Biz neyi görmeyi seçiyorsak onu görüyoruz hayatın içinde. Aynen. O yüzden Başak burçları en iyisini, en güzelini görün kendiniz için. Amin inşallah. Karnesi gelsin Başak'ın. Başak'ın da tüm haneleri 4 puan. Evet, devam edelim hemen. Terazi burcu 10 düzlük. Yani sorunlardaki yaşadıkları sıkıntılar, engeller, onlar da mı son düzlük? Evet. Bütün böyle hani yarım kaldı, oldu, olmadı, ne yaptık, ne bittik, nasıl olacak bundan sonra dediğimiz her şeyde son düzlük sevgili teraziler. İki tane sebepten dolayı Venüs sizin burcunuzun yöneticisi 4 Eylül'e kadar retro yaptığı için aslında bazılarımızda tabii ki işlerde, ilişkilerde böyle bir aksamalar, geri kalmalar getirdi. Ama bazılarımızda belki yıllardır verdiği emeklerin karşılığını ve ödülünü toparlama şeklinde bir hak ediş getirdi hayat. Bu anlamda çok güzel ama halen daha böyle durup gözlemlediğinizi görüyorum ve hissediyorum. Hem teraziler hem yükselen teraziler için. Şimdi güneşimiz çarşamba günü itibariyle 12. evinize geçecek Başak Burcu'na. 12. ev şu demek, teraziyim ben, önüme bakıyorum. 12. ev tam arkam. O yüzden hayatın içinde görmediğim bazı detayları görme ve toparlama evresi olarak görürüz biz bu dönemi. Biraz böyle geriye çekilelim. Fazlalıklardan arınalım. İşte diyetimizi yapalım, detoksları yapalım. Bunu sadece fiziksel olarak görmeyin. Size iyi gelmeyen, ruhunuza iyi gelmeyen çeşitli arkadaşlar, dostlar gibi de olabilir maalesef ki. Veya giyim, kuşam gibi, davranış gibi, alışkanlık gibi, aklımızdan geçen düşünce gibi. Sizi yoran her türlü konuyu geride bırakma zamanı gibi düşünün. Zaten Merkür Retros da eşlik edeceği için geçmişle bir hesaplaşarak, bazen kaygılanarak, o zamanki gibi olur mu diyerek, bazen hayır ben büyüdüm, deneyim aldım, tecrübe aldım, hayatta yaşanan hiçbir şey boşa değil diyerek, hı hı, daha çok güçlenerek devam edeceksiniz. 1-2-3 haftalık böyle bir dinlenme evresi olacak ama yine diyorum 15 Eylül sonrası, hele Ekim ortası, ah o 14 Ekim tutulması çok bomba, çok güzel günler geliyor size sevgili teraziler. O yüzden son düzlük bu. Evet valla 14 Ekim ile 28 Ekim arası bayağı
herkes için iyi geçecek herhalde. En iyi geçecek terazi burcu mu bu tarihte? Terazi burcunun 14 Ekim'de terazi burcuna bir tutulma var. Kendi burcumuzda tutulma olduğu için geçtiğimiz 9 yılı kapatıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz ve bu yeni sayfayı mis gibi görünerek, ilişkilerimizi güzelleştirerek, belki evlenerek, belki yeni bir kariyere adım atarak yapıyoruz gibi güçlü hamlelerle hayatımızı değiştireceğimiz bir enerji geliyor. Evet, o zaman hemen terazinin de karnesine şöyle bir bakalım. Aşk 3,5 puan, para 3,5 puan, sağlık 4 puan ama sevgili Duygu dedi ki zaten son düzlük bu. Aynen, bu 3,5'lar yükselecek o zaman. Aynen, bunları hiç böyle, şimdi bu gördüğünüzü unutun, kenara koyun. Sadece şöyle diye düşünün, ben yeni bir hamle yapmayayım, olanı biteni değerlendireyim. Zaten Eylül'ün ortası itibariyle benim sezonum başlıyor. Evet, o zaman akrebe hiç geçmeyelim, yarım kalmasın. Kısacık bir araya gidiyoruz sevgili izleyenler. Evet, kısa aranın ardından tekrar karşınızdayız. Burçları konuşmaya başlamıştık efendim. Akrep burcunda kalmıştık. Hemen Duygu Demir'le kaldığımız yerden devam edelim. Gelelim akreplere. Aynen. Akrep burçları Merkür Retrosu'nu arkadaşlar, dostlar hanesinden yaşayacağı için bu dönemde eğriyi doğruyu görecekler. Uzun zamandır olmadıkları dostlarıyla tekrardan bir araya gelecekler. O yüzden başlığımız da aslında gerçek dostlar en büyük hazine. 23'üne kadar kariyerimiz, görünürlüğümüz, işimiz, gücümüze daha fazla odaklanıyoruz sevgili akrepler. Ayın 22'sinde yani salı günü, hani demiştik ya en başta biraz egolu kararlar olabilir diye, aman yöneticilerimizle tartışmayalım. Eğer ki çalışıyorsak da çalışmıyorsak da aslında aile büyüklerimizi üst düzey kararlar alan kişileri anlatır bize. O yüzden eşimizin ailesinde de olabilir bu kişiler. Özellikle erkekleri anlatır. Aman hiç tartışmalara girmeye gerek yok. Hay hay tamam deyip ilerleyebileceğimiz, ilerlemenin daha akıllıca olacağı bir gün olacak. Salı günü. Çarşamba itibariyle güneşimiz de artık Başak Burcu'na geçtiği için hedeflerimiz alanına daha fazla geçiş yapıyor. Uzun vadeli planlarımız, hayatımızı ileri taşımak için, daha keyifli, daha güzel koşullar yaratmak için neler yapalım, nelere odaklanalım dediğimiz bir dönem başlayacak. Bunun için ince ince, detay detay, Başak enerjisinin gerektirdiği gibi planlamalar yapacağız. Arkadaşlarımız ve dostlarımız, çevremizin genişlediği, daha fazla yere davet edildiğimiz, çağrıldığımız bir dönem olacak. Bu dönemde sirkülasyonu korumak güzeldir. Çeşitli anlamda fırsatlar getirir. Hem iş konusunda hem de ilişkiler konusunda yeni kapılar açar bize ve bu dönemde tanıştığımız kişiler orta uzun vadede illaki bir fayda sağlar. Hem yakın dostlar olabiliriz veya gerçekten de bir kapı açabilirler bize. Davet edildiğimiz yerlere gidelim artık sevgili dostlarım. Bunun haricinde Merkür Retromuz da ayın 23'ünde, gece yarısı 24'ü gibi başlıyor. 23'ünde hiç beklenmedik konuşmalar ve haberler olabilir tabii ki. Belki arkadaşlarımızdan şaşıracağımız beklenmedik bir eleştiri alabiliriz. Biraz kaygılı bir konuşma olabilir. Birinin iç yüzü ortaya çıkabilir. Biraz hafiften sert bir enerjiyi söylüyor bize. Akabindeki Merkür Retrosu hem en başta söylediğim geçmiş dostlarımızla bir araya gelmeyi, hem de bazı arkadaşlarımız arasından maalesef ki biraz böyle mesafeler, elemeler yapmayı anlatıyor. Çok sert açılar olmadığı için büyük bir böyle kavgalar, gürültüler, böyle şeyleri hiç beklemiyorum akrep burçları. Hiç üzülmeyin bu anlamda. Hani zaman içinde artık görüşmüyoruz diye böyle ufak ufak elediğimiz, geçtiğimiz bir evre olacaktır. Aşk hayatımızla ilgili olarak Venüs Retrosu 4 Eylül'de bitene kadar karşı tanesi Boğa ve Venüs yönetiminde akreplerin, yeni bir ilişkiye halen daha başlama evresinde değiliz. Geçmişten gelen pürüzleri çözümleyerek devam ediyoruz. Ama büyük bir problem, pürüz beklemiyorum yine akrep burçları için bu sürecin içinde. Finansal olarak baktığımızda ise bir tık daha güçlüler. Krediler, vergiler, ödemeler var ise, bankalarla işlemlerimiz var ise, resmi kurumlarla işlemlerimiz var ise, burada yarım kalanları tamamlama evresi. Aslında şuraya şöyle bir borcum vardı, ben bunu ödeyeyim, bitireyim evresi olacaktır. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir para da arkadaş çevresindense özellikle yine gelebilir bu sürecin içinde. Evet, hemen karnes gelsin akrebin. Her şeyi 4 puanda sevgili akrebin. Evet, yaylarla devam edelim. Her şeye yeterim. Evet. Koşturuyor galiba. Evet, aynen öyle. İkizler burçlarında olduğu gibi karşı tane yay burçları da aynı şekilde hem kariyer hanesindeki koşturma, mücadele, emek verme enerjisi devam ediyor. 28 Ağustos'a kadar her yerdesiniz yay burçları. İşe gidiyorsunuz, evdeki işleri toparlıyorsunuz, her şeyi aynı anda koşturduğunuz, belki seyahatlere dahi çıktığınız bir evredesiniz. Buna bir de Güneş ve Merkür de eşlik edeceği için artık iki tane şey karşımıza çıkacak. Ayın 23'üne
kadar basın, yayın, medya, görünürlük, hukuki işlemler, akademik öğretiler, sosyal medya, buralarda güçlü olmanın peşinde olacaksınız. 23'ü çarşamba ile beraber yay burçları da görünür olacak. Tanınma, görünme, bilinme, bu çalıştığımız yerde üst düzey yöneticilerin bizi takdir etmesi anlamına da gelebilir. Aile ortamında sözümüzün daha fazla geçmesi anlamına da gelebilir. Bir soralım, bir fikrini alalım denildiği bir evre olacaktır. O yüzden güneş iyiyi de kötüyü de ortaya çıkarmakla ünlüdür. O yüzden şeyler için de diyeceğim bunu, başaklar ve ikizler için de demiştim. Şöyle her an sahnede olduğunuzu unutmadan hareket edin bu sürecin içinde. Giyiminiz, kuşamınız, durumunuz, tutuşunuz buna uygun olsun sevgili yay burçları. Gülücükler saçarak etrafta gezinmeyi unutmayın diyeceğim. Merkür Retrosu iş hanesinden başlıyor. O yüzden eğer ki iş çalıştığımız ortamda yöneticilerle çözemediğimiz bir problem varsa tekrar gündeme gelecek gibi. Eğer ki bir iş arıyorsak belki daha önce çalıştığımız birinden bize bir kapı açılacak gibi. Belki yarım kalan, daha önce askıda kalan bir proje tekrardan gündeme gelecek gibi düşünebilirsiniz. Aile hattını da biraz etkilediği için özellikle evliysek veya uzun süreli bir ilişkimiz varsa eşimizin, partnerimizin ailesine de anlattığı için belki biraz geçmişten gelen bazı sorunları, problemleri, konuşmaları tekrardan gündeme gelebilir gibi duruyor. Karşı taneleri ikizler. Merkür burada, Merkür ikizlerin yöneticisidir retroya başlayacak olan. O yüzden ilişkilerde spesifik sen ben ilişkisiyle ilgili bir sorun olmasa da biraz geçmiş gündemler ya da geçmişten gelen birileri gündeme gelecek gibi duruyor. Hadi bakalım karne gelsin o zaman. Aşk 3,5 puan, para 4 puan, sağlık 5 puan. Sizin yükseleniniz yay mıydı hocam? Yaydı. Yay olmasına yaydı ama geçen bir astrologla birkaç bir şeylere baktık. O oğlak olduğu yönünde böyle bir değişiklik yani oldu gibi dakika farkıyla olabiliyor mu? Rektifikasyon diye bir işlem var. 2-2,5 saatte bir yükselen burç değişir. Dünyanın kendi etrafındaki dönüşüyle ilgili. Çünkü yükselen burcumuz siz doğduğunuz anda dünyanın doğu ufkunda, güneşin doğduğu alanda dünya hangi takım yıldızına merhaba diyormuş. Siz dünyaya merhaba dediğinizde dünya kime merhaba diyor. Aslında bununla ilgili 2,5 saatte bir değişiyor. Eğer ki çok sınırdaysa doğum saatinizi doğru tespit etmek gerekir. Bunu da biz tespit edebiliyoruz aslında astrologlar. Evet, evet, o zaman oğlağı da şimdi bir dinleyin hocam. Şimdi dinleyin oradan bakalım biraz hangisi daha iyiyse onu. Aynen, torpil geçin kendinize. Aynen, o zaman düşlüyorum gerçek oluyor. Evet. Oğlaklarınki birazcık daha rahat. Oğlakları verebiliriz. Şimdi oğlaklar ve yükselen oğlaklar artık parayla ilgili, krizlerle ilgili, geçmişten gelen mevzular ve sağlık temasıyla ilgili uğraşmayı bir kenara bırakıyorsunuz. Ben yeterince ilişkimi dengede oturtmak, ortak finansal konularımız bunlarla uğraştım diyorsunuz. Bundan sonra artık hayallerime odaklanıyorum. Bu farklı anlamlara gelebilir. Eğer ki hani bir akademik anlamda bir ilerlemek istiyorsak, hukuki bir girişimimiz varsa veya ticari bir girişim arıyorsak bunun evresi. Bunlar için güzel hamleler yapabilecek enerjide olacağız. Veya belki bir seyahat planı yapıyorsak bunun için de güzel. Sosyal medya iletişimi, basında, yayında kendimizi göstermek için de güzel. Bunların hiçbiri benim ilgimi çekmiyor diyorsanız bu alan en azından bir umut dolu olma, hayallerimizin peşinde gitme ve sanki hayatımın amacını ve anlamını buldum gibi güçlü, güzel hislerle hayata bakma enerjisini taşır. Vizyonumuzu büyütecek şeyler yapmakla ilgilidir. Bazen şey deriz, uzaktan akrabalarımız ya da uzakta yaşayan akrabalarımızla da ilgili. Hani bize hiç olmadık fikirler açabilecek insanlarla bir araya gelmekle, öğretilerle bir araya gelmekle ilgili. O yüzden böyle krizlerden başımızı çıkartıyoruz. Oh be dünya varmış diyoruz. Artık daha rahat, daha keyifli, daha planlı davranabilirim diyoruz. Özellikle 23'ünde Güneş'in Başak Burcu'na geçmesiyle beraber. Şimdi biraz önce bir sürü girişimden bahsettim. Diyeceksiniz ki Merkür Retrosu var. Ne girişimi? Yapamayız hiçbirini. En azından şöyle yapıyoruz. Beyin fırtınası önemlidir bu. Bir ticari girişim mi yapacağız? Araştırmanızı yapın, konuşun, kimlerle neler olabilir? Bakın 15 Eylül sonrasında adımlarınızı atabilecek derecede bütün alt metni, bütün planlamayı hazırlayın derim. Yine akademik anlamda tez yazanlar vardır aramızda. Sınavlara, farklı sınavlara hazırlananlar olabilir sonbahar dönemi ama hani bunlar için bir hazırlık yapma evresi olacaktır. İlişkilerle ilgili zorlayıcı bir şey görmüyorum oğlak burçlarına. Finansal anlamda çoğu bitti, azı kaldı. Belki birazcık uğraşılarımız olabilir halen daha. 4 Eylül'e kadar özellikle hesapla gitmek akıllıca olacak. Evet, hemen karne gelsin o zaman. Aşk 4 puan, para 4 puan, sağlık 5 puan. Torpil geçmişim oğlaklara. Hocam oğlak iyiymiş, tamam, evet. Buradan devam. Evet, devam edelim. Kovalar.
fırtına dindi. Evet, kovalar hangi dindi konuda acaba? Şimdi kovaların karşıt hanesinde Aslan Burcu'nda hem Güneş var 23 Ağustos'a kadar, hem de Venüs Retrosu devam ediyor. Bütün yeni aylar, dolunaylar bu esnada yaşandı. Kendi serilerinde, yani ilişkilerde geçmiş defterleri açtınız, konuştunuz. Ben bunu hak etmiyorum, ben bundan daha fazlasını istiyorum diye gerekirse restini çekip güçlü bir duruş sergilediniz. Şimdi bütün bunların hepsi geride kaldı. Tavrını, tutumunu net bir şekilde belirleyen, ilişkileri laçkalaştırmadan net şekilde duranlar bu süreçten kazanarak çıktı, çıkmakta. 4 Eylül'e kadar ilişkilerle ilgili olarak halen daha irili ufaklı konular, pürüzler çıkabilir veya çıkan konuları toparlamak için biraz zamana yaymak, zamana bırakmak akıllıca olacaktır diyebilirim sevgili kova burçları. Hı. Ama çoğunluk bitti. Yeni bir ilişkiye başlama evresindeysek retrolar arasındayız. 15 Eylül'e kadar karşımızdaki kişinin bize uygun olup olmadığını gözlemleyerek ilerleyelim. Sadece aşk gibi büyük duygulara kapılıp gitmeyelim. Çünkü görmediğimiz bazı detaylar çıkabilir diyoruz. Bu sürecin içinde artık kendimizi güçlü hissedeceğiz. Sadece güneşimiz Başak Burcu'na geçiyor. Ödemeler, hesaplar, gelir gider dengesi alanına geçiyor. O yüzden kova burçlarımız birazcık finansal anlamda daha dikkatli, daha hesaplı olmalı önümüzdeki 3 hafta boyunca. Hele de Merkür Retrosu gelecek. Büyük ihtimalle iki şekilde karşımıza çıkabilir. Geçmişten beklediğimiz bir ödeme var ise, hani bir borç vardır, gelecektir, bir türlü gelmiyordur, gelebilir. Geçmişte başvurduğumuz bir kredi vardır, reddedilmiştir. Belki tekrar başvurursak daha yeni bir hamleyle daha akıllıca bir çözüm üretebiliriz. Özellikle Eylül'e doğru güzel zamanlar olacak bunun için. Veya bizim daha önceden ödemeyi unuttuğumuz, yarım kalan, işte ne bileyim, belki borçlarımız, hanelerimiz, bir şeylerimiz çıkabilir. Buralara dikkat etmeli. Yani birazcık para konularını konuşacak Oğlak burçları, çok pardon, Kova burçları. En son şunu da söyleyeyim. Aile içindeki sağlık konularını gündeme getirir bu enerji. O yüzden aile büyüklerimizi doktorlara götürüp getirmeli bir enerji olabilir. Bizler de bir tık daha anksiyeteyi, kaygıyı daha yüksek hissedebiliriz. Aile büyükleri söz konusu olunca, çünkü insan kendisine daha şeyli, güçlü oluyor da aile büyüklerine bazen daha kaygılı olabiliyor. Doğru. Siz güçlü olun. Çok büyük bir şey asla çıkacağını düşünmüyorum. Hatta aslında daha çok toparlama enerjisi çıkacak burada. Hadi inşallah. Karne gelsin o zaman. Aşk 4 puan, para 3,5 ve sağlık 4 puan kova burçları içinde. Devam edelim. Balıklar. Odağım ilişkilerimde. Evet, balık burçları bu ara biraz daha fazla ilişkiler, denge, düzen, bunları düşünecek. Neden derseniz, aslında balık burçlarının tam karşıt hanesi Başak Burcu. Güneşimiz Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Merkürümüz burada retro yapacak. Karşıt hane demek eşimiz demek. Partnerimiz, ilişkimiz, aşk hayatımız demek. Ortaklarımız demek. Ve aslında günlük hayatın içinde bize destek olması gereken herkes demek. Yani biz bir tedaviye gittiğimizde, örneğin ben İhsan Hoca'ya gidip bir şey için danıştığımda İhsan Hoca benim 7. evim oluyor. Yani karşı tanemdeki herkes, bir emlak işiniz var mesela, ev taşımanız lazım, çalıştığınız emlakçı 7. eviniz. Yani insan ilişkileriyle ilgili her şey 7. ev. Bir de açık açık düşmanlık edenler, rekabet gösterenler, böyle eski usul şeyler gelsin aklınıza, düellolar böyle. Karşınıza geçmiş parmağını sallıyor böyle olsun diye. İşte bunlar 7. ev. Merkür Retrosu var burada. Demek ki bu gruptan biri ya da birden fazlasıyla iletişim problemi yaşama ihtimalimiz çok yüksek. Veya karşı tarafı, biz iyi niyetli konuşurken karşı tarafın eleştirildiğini, yargılandığını, yadırgandığını hissetmesi çok olası. Çünkü Başak Burcu birazcık daha böyle ince eleştiri demektir. Veya biz bunu hissedebiliriz. Belki bize şuraya bir çeki düzen ver diyecekler. Biz alınacağız, ki balık burçları birazcık alınır, birazcık kaçar zaman zaman. Geçmiş dostlar, geçmiş kişiler tekrardan gündeme gelecektir. İlişkilerde geçmiş konular tekrar gündeme gelecektir. O yüzden yeni bir ilişkiye başlamak yerine elimizdekileri iyileştirmek, toparlamak üzerine odaklanırsak daha akıllıca davranırız ve geçmiş pürüzlerin gündeme geleceğini ve bunun birçok alanda olabileceğini de unutmadan hareket edersek daha iyi, daha akıllıca davranırız sevgili balık burçları. Artık sağlıkla ilgili uğraşıları çok büyük oranda bitiyor balık burçlarının. O yüzden hani herhangi bir birazcık olabilir. Venüs Retrosu halen daha devam ettiği için, ama hali hazırda başlayan şeylerin devamı gibi diye düşünebilirsiniz. Ev hayatı içinde, kariyer içinde, ilişkilerle bağlantılı geçmiş konular açılabilir. Bu dönem enerjimizi merkezde tutup kendimizi güçlü tutmak, ondan sonra odağımızı ilişkilere çevirmek olacak sevgili balıklar için. Evet, balıkların da karnesini görelim.
aşk 3,5, para 4 puan ve sağlık 3,5 puan. Oğlak'ta torpil geçmişim, balıkta da birazcık cimri davranmışım. Kızmasın bana balıklar ama Merkür Retrosu sizin için önemli olacak sevgili balık burçları. Evet, başka Merkür Retrosu'nun önemli olacağı mesela ikizler, Merkür burcudur ya. Merkür'ün yönettiği burçlar ikizler ve başak burçları. Eğer ki kendi yönetici gezegeniniz retro yapıyorsa siz hayatınızla ilgili bazı şeylerde geri vites yapıyorsunuzdur ya da durup gözlemleme evresindesinizdir. O yüzden yükselen veya kendi burcunuz ikizler veya başak ise ekstradan önemli olacaktır. Aynı zamanda değişken burçlar diye geçer bu grup. Bu grubun içinde bir de balık ve yay var. Balık, başak, ikizler, yay. Dört burç hayatının en önemli köşe taşları, evlilik, kariyer gibi daha majör alanlarda Merkür Retrosu'nun etkisini hissedecek. Diğer burçlar biraz daha yumuşak alanlarda, yani işte konuşmalar, iletişimsel problemler, belki işte çocuğuyla ilgili irili ufaklı bir konuşmadığı anlaşmazlıklar gibi şekilde hissedebilir. Bu dört burç ama çok majör şekilde hissedecektir Merkür Retrosu'nun etkisini. Evet. Hangisine daha yatkındınız hocam? Sanki oğlak şey açısından dediniz. Hocam yıldızlar etkiledi mi sizi? Fazla yıldız vardı ya oğlak burcunda, ondan mı acaba etkilendiniz? Muhtemelen. Güzel olan olsun. Güzel. Evet. Yani dediğin gibi hiç mesela doğum tarihini bilmeyenlerin de bir yöntemle neydi onu söyleyemiyorum. Rektifikasyon. Benimki 3 dakikayla geçiyormuş. Evet. Dedi ki anneniz doğum saatinizden emin mi? Aslında emin olduğunu söylüyor dedim. 15-10 yani 3'ü 10 geçe. Fakat dedi 3'ü 13 geçe oğlağa geçiyor. Ve bazı özelliklerimi sizi çevrenizdeki insanlar nasıl tanımlar dedi. Tam sınırda kalmış. Evet, söyledikten sonra oğlağa doğru ibre. Bir de şey derler ya hani 21'inde doğanlar her ayın o burca mı ait oluyorlar? Şöyle 365 gün 6 saat o güneşin değişimi bir yıllık turu ama bizim yılımız öyle değil tabii ki. O yüzden her sene böyle bir 6 saat 1 gün kadar burçların geçişi değişiyor. O yüzden sınırdaysak 21'i, 22'si, 23'ü sınırlardaysak açıp kontrol etmek lazım. Gerçekten de bir burcun sonunda ya da diğer burcun başında olabiliriz. Eğer ki bir burcun sonundaysak örneğin bu sefer ne dedik? 22 Ağustos'ta mesela 22 Ağustos'ta doğum yaptınız. Aslan burcunun son deminde doğan çocuğumuz Aslan'la Başak arasında gidip gelir. Ama artık Başak'a geçtiyseniz artık bir adım ilerlemişsinizdir. Geriye dönüş yoktur. 23'ünde doğan çocuklarımız tam Başak olarak doğacak örneğin. Geçmişe dönüp Aslan mı Başak mı gibi bir enerji yaşamayacaklar. Evet, çok teşekkür ediyorum Duygu'cum. Gene valla harika anlattın. Böyle çok anlaşılır. Kaçıranlar için de sevgili izleyenler Beyaz TV'nin YouTube sayfasında bugün burada konuştuğumuz her şeyi bulacaksınız. Şimdilik teşekkür ediyorum Duygu'cum sana. Ben teşekkür ederim. Evet, biz Nilfer Zaman'la devam ediyoruz efendim. Avukat Buket Tekçik geliyor. Ev sahipleri şimdi de bir yıllık sözleşmelerle gündemde. Peki bir yılın ardından kiracılarını çıkarma hakları var mı? Kiracılar nasıl haklara sahip? Tahliye davalarında süreç nasıl işliyor? Kiracılar dikkat! Sözleşme imzalarken o maddeleri iyi okuyun. Avukat Buket Tekışık ev sahibi kiracı haklarını Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi... Evet ve Buket Tekışık stüdyomuzda hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun, sizler nasılsınız? Çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bence çok popüler ve herkesin de merak ettiği bir konu başlığı. Evet. Kiracı ve ev sahibi ilişkisi. Sözleşmeler yapılıyor. Eskiden daha uzun vadeli sözleşmeler yapılıyordu ama son dönem baktığımız zaman sözleşmeler bir yılla aşağı yukarı sınırlandırılmış durumda. Bu neden böyle yapılıyor? Bir yıl yapıldığı zaman bir yıl sonunda hiçbir gerekçe göstermeden ev sahibi kiracıyı çıkartabiliyor mu artık? Hayır, şimdi şöyle normalde bir süre belirleniyor. Bu belirli süreli oluyor. Bir yıl yapsa da yapmasa da herhangi bir tarih belirse de belirtmese de zaten sözleşmeler otomatik olarak kendiliğinden uzuyor. Ancak ev sahibi kiraya veren tahliye taahhütnamesi alırsa bu tahliye taahhütnamesi geçerli kılınıyor. Bir yılın son istediği şekilde tahliye edebiliyor rahatlıkla. Ama tahliye taahhütnamesi yoksa zaten kira sözleşmesi otomatik olarak uzuyor. Evet. Bu şekilde. Peki tahliye taahhütnamesini noter huzurunda yapması mı gerekiyor? Hayır. Normal kişiler kendi arasında düzenlenebiliyor. Aslında tahliye taahhütnamesinde vatandaşlar şunu hiçbir şekilde dikkat etmiyor. Boş veriyorlar. Yani ev sahibi istediği şekilde boş bir şekilde alınca sonra sadece imzalatıyor. Onu geçerli kılıyorlar. Sadece tarih dolduruyorlar. Ama tahliye taahhütnamesinde tarih konulursa hiçbir şekilde zaten geçerli olmuyor. Ve tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarihle kira sözleşmesinin aynı düzenlendiği tarih aynı olursa tahliye taahhütnamesi otomatik olarak
olarak zaten geçersiz oluyor. Yani kiracı burada şuna dikkat etmeli. Ben tahliye taahhütnamesini boş bir şekilde hiçbir durumda vermemeliyim. Eğer verirse zaten tek celsede tahliyeler mümkün olabiliyor. Anladım. Örnekler oldukça var. Evet, peki. Ev sahibinin hakları ne, kiracıların hakları ne? Onu da şöyle bir genel konuşalım isterim. Yani çünkü biraz kafamız karışık değil mi hocam? Kesinlikle. Mesela işte çıkartamaz kal diyen de var. Aman işte çıkartabilir diyen de var. Ben böyle çok böyle birbirinden farklı yorumlar görüyorum şu anda. Ev sahibi açısından da kiracı açısından da. Bugün bunları bir kiracının lehine netleştirelim. Diye evet, yorumlar evet, var işte öyle. Her zaman ev sahibi değil. Zaten de o şekilde oluyor. Ya. Zaten hani siz de biliyorsunuz ki kira sözleşmelerine bir sınır getirildi. %25 zam oranı getirildi. Kiracı düzenli bir şekilde ödeme yaptığı takdirde zaten ev sahibi kolay kolay çıkaramıyor. İşte tahliyene mesela şartlar oluyor. Nasıl? Temerrüt nedeniyle işte bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtar ile mesela iki kez kirayı ödememiş. İki kez avukat veya kişinin kendisi kiracı, ev sahibi ihtarname gönderiyor. Bu da zaten tahliye sebebine konu oluyor. İhtiyaç sebebiyle tahliyeler mevcut. Adam örnek veriyorum Almanya'da yaşıyor. Diyor ki işte ben geleceğim, kendim oturacağım, ihtiyacım var. Eğer aynı il içerisinde, aynı il sınırları içerisinde farklı bir evi yoksa tahliye edilebiliyor yani kiracı kolaylıkla. Ama farklı bir konutu varsa hiçbir şekilde tahliye mümkün olmuyor. Davalar reddediliyor yani. Evet, burada şahsa mı bakılıyor yoksa evliler ama eşinin üzerine var İstanbul'u il sınırı içinde, İstanbul'u baz alacak olursak? Hayır, şahsa bakıyorlar. Şahsa olarak. Yani eşimin benim evi var, o onu ilgilendirir şahsi olarak. Çünkü o onun kiracısı. Kira sözleşmesi evlilik birliği içerisinde kurulmuyor yani. O şahsi olarak oluyor. Hani oturulacak en azından hani evlilikte devam ediyorsa eşiniz var. Gibi bir şey oluyor mu diye soruyorum aslında. Yok, hayır değil, şahsi. Şahsına ait, evet. Peki tahliye davalarında süreç nasıl işliyor? Şimdi mesela işte 10 sene çıkaramazsın, 4 sene çıkaramazsın gibi söylemler var. Bunlar doğru mu? Yani dediğim gibi başta da söyledim zaten. Sözleşmeler genelde bir yıllığına yapılıyor. Yani daha fazla süreli de olsa, bir yıllık da yapılsa bu çok fark etmiyor. Daha sonrasında sözleşme otomatik zaten uzuyor. Burada önemli olan vatandaşın dikkat etmesi gereken durum boş bir şekilde hiçbir durumda tahliye taahhütnamesi vermemeleri. İşte imzalıyorlar, tarih boş. Yani ev sahibi onu zaten otomatik olarak çıkarmak istediği zaman tartışsa bile otomatik olarak dolduruyor. Yani bir yıl dolmadan önce de mi çıkartabiliyor? Tahliye taahhütnamesi hayır. Bir yıldan önce zaten çıkartamaz. O sözleşmeye bağlı bir durum. Bu işte temerrüde düşer. Borcunu ödemez. O ayrı bir durum. Bir de ev sahipleri şöyle yapıyor. İşte mesela evimde benim su borum patladı. Ev sahibi diyor ki sen bunu diyor yaptır kiradan düş. Kesinlikle vatandaş buna düşmemeli. Kesinlikle buna dikkat etmeli. Hiçbir şekilde kiradan düşüp ödeme göndermemeli. Çünkü temerrüde düşürüyor ev sahibi, biliyor çünkü onun öyle olduğunu, bir avukata danışarak bu fikri alabiliyor. Eksik yatırdı diyor. Bu sefer kiracı zor duruma düşüyor, diyor ki ya ben diyor hani su borusu aldım veya işte kombi yaptırdım veya işte klima taktırdım. Açıklamaya yazsa da aynı. Hayır, hiçbir şekilde kiradan düşemez. Ev sahibinden, hayır banka dekontu olsa da hiçbir şekilde bunun geçerliliği yok. Hiçbir şey bilmiyormuşuz vallahi. Kiradan düşmemeleri gerekiyor. Vatandaş buna çok dikkat etmeli. Ya da elden onun parasını, transferini yapıp yine kirayı tamı tamına. Evet, kirayı tamı tamına göndermeleri gerekiyor. Zaten kiracı kirayı tamı tamına gönderdiği takdirde hiçbir şekilde kolay kolay tahliye olmuyor yani. Burada mahkemeler de kiracıdan yana. Genel olarak yani zaten %25 sınırlaması getirilmiş ama dışarıda şu an %25 sınırlamasına uymayan ev sahipleri var. İşte artan kira sebepleri, işte mesela yabancıların ülkemize gelmeleri, döviz buradaki artık evlerin, konutların, iş yerlerin hepsinin döviz cinsiyle kiraya verilmeleri sebebiyle. O da yasaklanmıştı bir ara. Evet, o kural hala geçerli evet, değil evet, mi? Evet. Yani kendi aralarında sözleşme istediği şekilde kurulabilir ama sonrasında taraflar anlaşmazlığa düşüyorlar. Öyle olunca kiracı bu sefer gerçekten mağdur oluyor. Diyor ki ya ben avukata para vereceğime veya işte tahliye davasını işte gideceğime, göreceğime, tebligat geleceğine ben de %25 sınırlamasına tamam katılmıyorum. %40. Hayır, vatandaş kesinlikle %25'in üzerinde bir TL daha göndermesin. Ya çünkü bu yasak zaten şu an. Böyle bir sınırlama getirilmiş. Bunu da zaten kiracıları korumak nedeniyle yapılmış. O yüzden kiracılar bunlara dikkat etsin. Yani %25'in üzerinde 1 TL göndermesin. Neden göndersin ki? Zaten böyle bir kanun sınırlama getirmiş. Bir de zaten ekonomiyi de olumsuz etkileyen, yani enflasyona evet, katkıda bulunan bir şey. Yani herkes %40-50 her şeye zam yaparsa, dolayısıyla o kişi de benim ev kiram tamam arttı. Belki evet, o kişi işte atıyorum örnek veriyorum bir işletme sahibi. Şunu gerekçe gösteriyor. Kiram arttı, ben de iş yerindeki işte bazı şeylere tabii zam yapayım. Zincirleme enflasyon aynen nedeni öyle oluyor. Bir reaksiyon şöyle ama bölüyorum çok özür dilerim. %25 sınırlaması iş yerlerinde geçerli değil.
%25 sadece konutta geçerli tabii, iş yerlerinde böyle istedikleri kadar mı? Zaten sözleşmelerde belirtiliyor. İşlerinde sanırım bir önceki ayın %54'lük bir sınırlama getirildi. Evet. Ben hani kendi işlerimden evet, %54'lük bir sınırlama getirildi. Ama şimdi iş yerleri daha farklı olduğu için hani üfe tüfe oranında hani artış yapılması biraz daha makul geliyor. Çünkü hani gerçekten işletmeler artık zor duruma giriyor, problem yaşıyorlar ama konutta öyle değil. Yani adamın zaten kirada oturuyor, adamın aldığı maaş belli. ne şekilde tahliye edeceksin? Evet. Etmemen gerekiyor zaten. Devlet o yüzden sınırlama getirmiş. Ama tabii buna uyan ev sahipleri çok nadir. Evet, o zaman mesela deminki uyarınız çok önemli. Bu tadilat için de geçerli. Yani aynı böyle bor patlaması gibi değil ama evde mesela eskimiş bir şey var. Kiracı diyorlar ki siz yapın biz düşelim. Hayır. Aynı şey burada da geçerli. Geçerli. Düşmemek gerekiyor. Hiçbir şekilde kirayı tamı tamına göndermeleri gerekiyor. Çünkü ev sahibi zaten bunu biliyor. Kiradan düş diyor. Daha sonra onu temeri de düşürüyor. Evet, kullanıyor. Daha sonra temeri de düşürüyor. Diyor ihtarname çekiyor. Sen bana kirayı eksik gönderdin. Sen tahliye ol diyor. İki tane haklı ihtar gösterince zaten sonra da açınca kolaylıkla tahliye edebilir. Peki tahliye davasını işte kazandı diyelim ev sahibi. Ne kadar sürede çıkması gerekiyor? Yani bir aylık bir süre veriliyor zaten. İcra takibine konu ediliyor. İcra takibiyle birlikte tahliye hani süre veriliyor icradan. İşte 10 gün içerisinde mesela evi boşalt. 10 gün içerisinde evi boşaltmaya da bilir. Şöyle yapılıyor. İşte sulh hukukta, icra hukukta bizim dediğimiz üst mahkeme yoluna başvururken 3 aylık bir kira bedeli depoluyoruz. Bu kira bedelini depolarken mahkemeye devlete diyoruz ki hani bu güvence olarak tut bunu. Ben şu an tahliye olmak istemem. Zaten siz de takdir edersiniz ki istinaftan dosyalar bir yıldan aşağı gelmiyor. Bu da ne oluyor? Kiracıya güzel bir zaman kazandırıyor. Bir sene en az zaten o evde kalmış oluyor. Bu şekilde muhakkak ama avukatla ilerlesinler. Kesinlikle vatandaşlar kendi kendilerine bir şey yapmasınlar. Çünkü mesela diyorlar ki 10 gün içerisinde evi boşalt. Vatandaş bilgisiz bilmiyor ki. Sen onu tehricayla ile durdurabilirsin. Bunu da nasıl? Avukata danışman gerekiyor. Kendin de yapabilirsin. Mahkemeye gidebilirsin. Depo yapabilirsin. Ama bunu avukatla yapınca daha kolay oluyor tabii işler. Evet, şimdi şey de çok söz konusu. Yani içeride bir kiracı var ve ev başka birine satılıyor. Böyle bir durumda kiracıdan ev sahibinin icazet alması gerekiyor mu? Sattı artık yeni muhatap, yeni kiracı mı? Orada durum nasıl işliyor? Şimdi şöyle ben diyelim evimi sattım. Artık yeni ev sahibiyle eski kiracının, benim kiracımın yeni bir sözleşme yapmasına gerek yok. Sözleşme aynı şekilde devam ediyor. Benim eğer ben yeni ev sahibiysem bir ihtarname gönderiyorum. Bir ay içerisinde göndermek zorundayım. Yeni ev sahibi, evi satın alan kişi bir ay içerisinde ihtarname göndermek zorunda. Eğer göndermezse bu hak düşürücü süredir. Bir daha tahliye davası bir sonraki hani seneyi beklemek durumunda. Ben ihtarı gönderdikten daha sonra tebliğ edildikten 6 ay sonra tahliye davası ben açabiliyorum. Hani ben bu evi satın aldım. Senin buradan tahliye olmanı istiyorum. Sen buradan çık. Yeni ev sahibinin farklı yine aynı konuya dönüyoruz. Farklı ihtiyaç nedeniyle çünkü oluyor. Farklı bir evi yoksa yeni ev alanın o şekilde tahliye mümkün. Eğer farklı bir evi varsa yine tahliye edemez yani. Devam ediyor. Kiracının hakları orada da korunuyor. Ya çok enteresan. Mesela bir senesi dolmadı diyelim kiracının. O dolmadığı süre zarfında başka el değiştirdi. O bir seneyi yine zaten tamamlamak zorunda. Zaten şöyle dava açılınca zaten tahliye davaları 1-1,5 sene sürüyor. Hani o bir yıllık süreye çok takılmasınlar. O onların gözlerini korkutmasın. İşte ben eve girdim. Kiralayalı zaten daha bir ay oldu. İşte evim satıldı. Yani zaten bunları alanlar yatırımcılar oluyor. Yatırımcılar da ne yapıyor? Yüksek kirayla çıkartacağım ki ben yüksek kirayla kiraya vereceğim. Bu da mümkün değil. İhtiyaç nedeniyle tahliye etti diyelim. Kendi eğer oğlunu kendisini vesaire oturtturmazsa o eve ve bu kanıtlanırsa kiracıya bir yıllık kira bedelini tazminat olarak ödemekle yükümlü. Ama öyle de bir çıktıktan sonra mı bu gerçekleşiyor? Şimdi ben çıktım. Ben kiracıyım. Ben çıktım. Yeni ev sahibi dedi ki ihtiyaç nedeniyle ben burayı tahliye edeceğim dedi. Kendisi veya işte gösterdiği birinci derece akrabası olması zorunlu. Eğer onları yani getirmezse, eve onlar yerleşmezse, yüksek bedelle kiraya verirse ve bunu kiracı, çıkan kiracı ispatlarsa, kanıtlarsa ki kanıtlaması çok mümkün. Elektrik faturası, doğalgaz faturası, su faturası bunlarla kanıtlaması çok mümkün. Bir yıllık kira bedelini tazminat
net olarak ev sahibi kiracıya ödemekle, eski kiracıya ödemekle yükümlü. Bu da çok önemli bir bilgi tabii. Çok evet. Zor çıkartmak yani. Ya çok zor artık evet. Çok problem yani. Evet. Çıkartılması çok mümkün değil. Peki. Ama tahliye taahhütnamesini boş alırsa ev sahibi çok kolay tek celse. Yani birçok örnek var çünkü davalarımızda. O yüzden tekrar vatandaşlara söylüyorum. Kesinlikle tahliye taahhütnamesi vermemeye gayret gösterin. İllaken ısrar ediyorlarsa da düzenleme tarihiyle, o da tüyo vermiş olayım, buradan bana kızacaklar ama düzenleme tarihiyle sözleşme tarihini aynı tarihe yazsınlar ki tahliye taahhütnamesi geçersiz olsun. Hmm, çok yani enteresan. Çıkartamasınlar, boş vermesinler. Evet. Ben de şimdi düşünüyorum. Herkesin kafasında ev sahipleri ve kendileri geçiyor. Herkesin kafalar tabii ki karıştı bu konuda. Kiracıların sözleşme imzalarken tahliye taahhütnamesi dışında dikkat etmesi gereken başka noktalar var mı? Ya özel hükümler. İşte alt kirayı mesela Airbnb kullanıyorlar. İsim vermeyelim çünkü bir şey. Pardon. Evet, evet. Hani kira evimi ben alt kiraya veriyorum. Programdan işte bir sürü programlar var. İşte oradan kira kazanmak istiyorum. Ben evi örnek veriyorum. 10.000 TL'ye kiraladım. Ama işte 60.000 liraya ben kiraya veriyorum. Burada kazanç sağlıyorum. Burada tekrar ihtarnameyle diyor ki sen bu durumu düzelt. Düzeltmezsen aksi takdirde seni tahliye ederim diyor ve tahliyesi de çok kolay ve çok mümkün. Bir de onlar varmış değil mi? Kendisi kiralayıp benim arkadaşım başına geldi hocam. Başkasına şey işte kirayla ilgili bir şey konuşmaya eve gidiyor. Kapıyı bir çalıyor. Başkası. Evde bir sürü yabancı uyruklu bir aile. Evet evet. Ticaret genelde edelim. Böyle yapıyorlar. Anasız kimsiniz diyor. Diyorlar ki biz işte sizin bahsettiğiniz biraz önceki siteden kiraladık diyorlar. Ondan sonra bir de yazık yani annelerini bir beyin ameliyatı için getirmişler. Orada bir vicdani de şey devreye girmiş. Yani dedi, sırf hani böyle bir hastalık için geldikleri için çıkartamadım da. Ama bunun müthiş işte bir kötüye kullanan kiracılar da evet, var. Evet. İşte mesela diyoruz ki çıkartamaz. Tamam devlet kiracıdan yana. Ama burada bunlar işte TL cinsinden ufak bir bazlı kiralama yapıyor seneler öncesinde. 3 sene sonra ne oluyor? Burada işte gidiyor yabancı vatandaşa. Ona döviz bazında o da, kiraya veriyor. %200, %300 kar var yani. O bir şey mantığıyla, yani. Pansiyon mantığıyla. Evet, yani. Günlük kiralama yapıyorlar ya. Günlük kiralama, fotoğraflarını, evin fotoğraflarını çekiyorlar, yorumlar yapıyorlar. Ama burada yönetimin, burada hani direkt araştırmaya giriyor zaten yönetim. Yönetim bir şekilde hani durumu düzelttiği ihtarname gönderiyor. Durum düzelmezse zaten o da ihtara. Evet, son soru olarak şunu da sormak istiyorum. Eski bir kiracı var yani 5 yılı aşmış süresi. 5 yıl sonra kirası az kaldığı için ev sahibi raiç bedel için bir dava açabilir mi? Evet, burada kira tespit davası açabilir ama 5 yıl tamamen dolduktan sonra açabilir. O da zaten yine kurumlara yazı yazılıyor, müzekkere yazılıyor. Yazılınca işte benzer kira bedelleri ölçüştürülüyor. Bilirkişiye gidiyor. Bilirkişinin belirlediği bedel neyse onun üzerinden dosya kararı çıkıyor. Ama eski kirayla oturamıyor. Yani %25'lik zamla oturamıyor. Ve bu dava devam ederken avukat veya vatandaş kendisi kiranın hani belirlenmesi için talepte de bulunabiliyor. Dava evet. Bitene kadar o kira üzerinden de ödeme gerçekleştirebiliyor yani. Evet artık raiç bedel bence tespiti de çok acayip zor. Çok zor. Çünkü mesela aynı 30 sitede binse burası 5 bin yani çok evet, farklı. Evet. Bizim oturduğumuz yerlerde bile bu artık. Yani uç şey eskiden böyle çok minicik %10 %15 oynardı evet, yani evet, alt evet. Komşunuzla yan komşunuz arasında. Şimdi %100 %200 inanılmaz farklar var. Evet çok fazla. Yani orada raiç bedeli bir kurum belirliyor. Kurumlardan diğer sözleşmeler geliyor. Aynı tarihlerde yapılmış yani güncel olarak örnek veriyorum. Davayı şimdi açtım. 3 ay içerisindeki açılan hani şeylere bakıyorlar. Yapılan sözleşmelere bakıyorlar. Dolayısıyla o bedeli bilirkişi rapor haline getiriyor. Diyor ki bu bedelden oturması benim için kafi diyor. Hakim de zaten bilirkişi raporunu olduğu gibi geçiyor. Tamam diyor bu bedel diyor belirleniyor. Biraz hakkaniyet ilkesi de burada geçerli. Ama tabii takdir yine mahkemenin. Evet çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ağzına sağlık. Yani bu dönemin en önemli konularından biriydi belki de hukukla ilgili. Yeniden görüşmek üzere. Teşekkürler sağ olun. Evet şimdi sevgili hocam geliyor. Bakalım ne konuşacağız? Ünlüler en çok hangi estetik operasyonları yaptırıyor? Dünyaca ünlü isimler estetiklerini gizlemeye çalışsa da bu durum işin uzmanlarından kaçmıyor. Estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor İhsan Türkmen, ünlülerin estetik yolculuğunu Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi. Evet, bugün biraz hocamla estetik magazinini yapacağız. Evet, magazin sende estetik. Evet hocam. Çok başımıza geliyor. Benim çevremde de oluyor. Ben hiç anlamıyorum. Yani bir şey yaptırıyorsun, neden gizliyorsun değil mi? Evet. Yani çok ilginç gerçekten. Bazı insanlar bunu böyle bir aslında estetik operasyon yaptırmış olmayı
böyle bir çeşit bir ayıp gibi filan ya da doğal güzel değilmiş, şunu yaptırarak güzelleşmiş. Yani aslında bunda bir sakınca yok. Bir işleme yaptırarak güzelleştiğinizde yine güzelsinizdir. Evet yani. Hayır, hani bazı insanların hakikaten inanılmaz bir potansiyeli var. Yani aynı estetik bir insanda çok agresif, olumlu anlamda agresif bir değişim yaparken birisinde hiç yapmıyor. Bazen yakışmıyor bile. Yani kesinlikle. Burun kusursuz yapılıyor ama mesela o yüze yakışmıyor. Yakışmayabiliyor. Yani kişiden kişiye çok farklılıklar gösteriyor. Dediğiniz gibi aynı burun tipi farklı kişilerde aynı güzellik efektini vermeyebiliyor. Yani ünlüler artık yani bir dönem hatırlarsınız sadece ünlüler estetik yaptırdığını efendim değil mi? Evet, bayağı bir zaman önce, yani bundan çok zaman önce. Hani estetik deyince sadece ünlüler gelirdi akla. Şimdi artık konu daha farklı. Yani insanlar artık gerçekten ihtiyacı olduğunu düşündüğünde neredeyse bir alım gücü yoksa bile bir kredi çekerek ya da bir borç. Bir ara yani estetik kredisi bile ederek, olan yerler biliyorum ben. Evet, yani onu bile yaptırabiliyorlar. Yani hatta ve hatta şöyle şeyler duyuyorum. Piyasada işte bu rakamların da çok geniş bir marjı var. İşte az önce de konuştuk avukatla. Kiralar gibi değil mi? Kiralar gibi, yani bir operasyonu X rakama yapan kişiler var. Bir de işte 10X rakama örnek veriyorum. İşte daha iyisi olsun diye aslında alım gücü X'e yetecekken işte daha fazla borca ya da krediye işte bir kez yaptıracağım. Belki kendi çapında mantıklı tarafları var. Hani bir kez olacağım, örnek veriyorum burun estetiği yüzün ortasında. Çok daha yüksek işte 5X, 10X rakamlar. Borca girenler var. Memnun olmayınca bu sefer çok daha ciddi sonuçlar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü kişi hani ona hazırlanmak için belli bir bedel ödüyor. Hazırda bir şey yok filan. Öyle bir karışık sonuçlar doğuyor. Tabii bu zaman içerisinde yaygınlaşmasına tabii bu ünlülerin ya da influencerların çok katkısı oldu. Herkese bu operasyonların ulaşabilmesinde, dokunabilmesinde. Çünkü göz önünde olan insanlar ve sürekli paylaşım yapıyorlar. Özellikle artık ünlüler de sosyal medyada. Önceleri sadece televizyonlarda gördük ama şimdi artık sosyal medyada da sürekli birçok kişi birçok ünlüyü takip ediyor. Her gün hikaye paylaşımları yapıyorlar ve oradaki küçük değişiklikler hemen karşı tarafa yansıyor. Hemen gözlem, artık bir uzman olmaya bile gerek yok. Yani karşı taraf bunu o ünlü inkar etse bile yakalayabiliyor. Bunu mu yaptırdınız? Altta yorumlar geliyor. Doğru. İşte birçok yorumlar evet, geliyor. Megan Fox geldi mesela, şimdi mesela yıkanın, evet, dünyaca ünlü birisi. Mesela dünyaca ünlü bir Megan Fox geldi. Megan Fox da yine işte birçok şeyi reddedenler arasında aslında çok yaptırmadım çok diyor. Evet, çok kabul etmiyor. Ama yani yüzüne baktığımızda mesela yüzüyle boynu ve dekolte bölgesi arasında çok ciddi bir fark yok mu hocam sizce? Evet, değil mi? Biraz ele yani veriyor boyun. Yani yüze yapılmış bir şeyler. Boyuna evet. Ya yeterli yapılmamış ya da hiç yapılmamış. Yeterli ölçüde yaptırmamış. Muhtemelen henüz boyun germe ihtiyacı olmadığı için oraya bir germe tarzı ciddi bir işlem yaptırmadı. Sadece lokal müdahaleler yaptırdı. Boyun germe tek başına yapılıyor mu yüzden bağımsız tek hocam? Tek başına yapılabiliyor ama genellikle, yani öyle bir imkan olsa da genellikle yüz ihtiyacı da olduğu için o kişilerin yüz germeyle %90-95 oranında kombine ediliyor. Çünkü hazır cerrahi bıçak altına yatmışken yüzümü de. Hani çünkü yüzü henüz sarkmamış, boynu sarkmış kişilerin sayısı az. Muhtemelen Megan Fox yüzüne birçok işlem yaptırdı. Ki öncesi sonrası before after çok paylaşamadığımız için hani bazı kurallar gereği koyamıyoruz. Belki oradan şey olmayacak ama kişiler daha sonra merak edenler, yani ilgisini çekenler bazı sitelerden de bakabilir. Yani mesela yanak inceltme operasyonu, bişektomi yaptırdığını gözlemleyebiliyorum ben. Yani şahsım adına yorumlama gibi şey yapalım tabii, bunu. Tabii, yorumlama aynen. Gibi değerlendirelim. Yorumluyorum. Aynı zamanda biraz çenesi dışarıya çıkmış. Çene kısmında sanki, dolgu olduğunu düşünüyorum, yorumluyorum. Fakat birazdan tekrar yüzüne geleceğim ama dediğiniz çok doğru. Yani yüzüne bazı işlemleri yaptırırken boyunda çok radikal şeyler olmadığı için ya da dekolte bölgesinde oraya muhtemelen eminim ki bir gençlik aşısı ya da nem aşısı, işte bu vitamin mineralleri içeren, hyaluronik asiti içeren bazı uygulamalar yaptırmıştır parlatmak ya da daha canlı göstermek için. Ama tabii diğer işlemler biraz daha radikal olduğu için oradan bazen ele veriyor. Fakat orası da sarkmış olsa ve bir boyun germeyle beraber yüz germe yapılmış olsa o bölgede genç görünür. Çünkü buradaki derin kırışıklıkları gizlemek zor. Bu derin kırışıklıkların tedavisi germe operasyonu. Onun dışında başka ünlülerimiz gelsin. Evet, yani Bella Hadid var galiba.
bu gelen Bella galiba, Bella, değil evet, mi? Evet. Bella deyince akla Bella Ice. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Evet, böyle evet, evet. Bella evet. Ice artık şeye bile neredeyse literatüre bile girecek olan. Öyle bir olan, şey resmen estetik şeyi açıldı, açıldı değil mi? Başlığı işte, açıldı. Cat Eye gibi. Cat Eye, Bella Ice ya da badem göz dediğimiz. İlginç bir şekilde Bella bunu da ben kabul etmediğini duydum. Yani doğru mu duydum bilmiyorum ama o Bella Ice operasyonunu geçirmediğini işte... makyajlarla ya da bazen burada arka tarafta illüzyon kullandığı bazı bantlar. Bantlarla evet, yaptığını söylediğin ya hocam valla bazen işte sosyal medya hesaplarında görüyoruz öyle bir makyajla yani gölge ki, şeyi yapıyorsunuz ki bildiğiniz illüzyon yaratıyor yani bir gözünüze başka türlü yapıyorsunuz göz düşüyor bir göz kesinlikle yukarıya kalkıyor operasyon hani biraz makyajsız da görmek lazım kesinlikle evet, operasyon geçirmeden de geçirmiş gibi oluyor yanak inceltme olduğunu çok bariz ben yorumlayabiliyorum. Öncesi sonrasına ben baktım. Dediğim gibi izleyenlerden ilgisini çekenler bir ara bir bakabilir arama motorundan. Çok çok bariz bir yanak inceltme operasyonu. Çünkü yanağında ciddi bir incelme var. Bunu yani operasyonsuz sağlamak çok zor. Ki o, hani bişektomi operasyonu. Nasıl yapılıyor hocam? O içeriden bir dikiş mi atılıyor? Ağız içerisinden çok yağ minik alınıyor, bir dikiş. Ağız içerisinden yapılan bir kesi şöyle düşünebiliriz. Bir diş çekimi gibi. Hani dişte diş çekilir. Bazen oraya bir dikiş falan koyarlar. Burada da yine üst ağız dişlerinin biraz yukarısına doğru minik bir kesi yapılıyor. O yağlara kolaylıkla ulaşılıyor. O yağlar çıkarılıyor küçük bir yağ yastıkçığı o. Sonra bir ya da iki dikişle orası kapanıyor ve onlar kendiliğinden eriyebilen, vücut tarafından kendiliğinden atılan dikişler. 3-4 ay bir oturma süresi var. Yani tamamen incelme çünkü başlarda biraz ödem oluyor, şişiyor. Böyle bir oturma süresi var. Yani Bella'da onu çok bariz gözlemliyoruz ve burun da sanki küçültülmüş. Evet şurası, yani bir öncesi fotoğraflarında burnu daha uzun ve burun ucu daha düşük. Burun estetiği belki de bir tık böyle dolgularla da yapılmış olabilir mi hocam? Olabilir bu arada evet. Yani çünkü artık günümüzde küçük deformitelerde dolgu ya da botokslarla da kaldırma ya da düzeltme yapılabiliyor ama ben onu denedim mesela hocam böyle çünkü mi? Bana da mesela böyle bazen Google'da çok şaşırıyorum şey yazıyorlar Nilüfer Batur eski hali falan farklı böyle sanki agresif bir ameliyat yaptırıyor benim aslında suratımda bir şey hiç cerrahi bir operasyon yok hatta burnumun kemiği şöyle belki yan durayım duruyor evet, ama ya mesela doğal ve güzel evet şey, botoks yapıldığında bir tık mesela böyle oraya da şimdi yaptırıyorum evet böyle mesela ben botoks da çok nadiren yaptırıyorum yani yılda maksimum iki defa çok falan bir süre sonra zaten kendiliğinden o eskisi gibi olmuyor bir daha yani çok daha iyi şu anda tutmaya başlıyor ben daha çok mimikli biriyim yani mimiklerimden dolayı ben 20 yaşındayken de burada 3 tane hattım vardı mesela o çok eskiden beri sizinle evet beraber evet yani o mimikle çok doğru orantılı olduğunu düşünüyorum çok yaşlı kesinlikle, değil kesinlikle kesinlikle çok mimik kullanan insanlarda daha erken başlıyor ve yaptırdıkça da oturmaya ve daha uzun sürmeye başlıyor bahsetmiş olduğunuz gibi. Mesela Adele geldi. Evet Adele. Adele bir de sesini çok beğendiğimiz bir sirt diyeti diye bir şey yaptı. Böyle çok sağlıklı bir diyet aslında anti-aging diyeti. Sonrasında tabii onun çok agresif kiloları vardı. Kilodan sonra sanki bir şeyler yaptırmış gibi değil mi hocam? Evet. Kilo evet ciddi bir kilo verdi. Ben şey kısmını bilmiyorum. Belki siz bilirsiniz onu. Bir operasyon falan geçirmeden kendisi hadi diyetle dediniz evet, gerçi evet, ama sadece o diyet herhangi bir mide yani, falan yok mide operasyonu olmadı o daha çok böyle yani kilo vermesi olumlu yan etkisi gibi bir diyet aslında anti-aging ve yani sağlıklı yaşalma yönelik yaptı diyeti, bir yandan evet, da kilo verdi. İçeriği çok böyle hani temiz gıdalarla beslenilen resveratrollerin falan yani üzümün falan içinde çok olduğu çok bir güzel diyet. Yani bizim ülkemizde de o diyet uygulayan birçok da yer var hatta böyle wellness center falan da var. Benim bildiğim kadarıyla hiçbir operasyon yaptırmadı. Evet. Çok da güzel oldu bu arada zayıf. Yine güzeldi ama zayıflayınca bence biraz daha güzel oldu fakat şöyle bir dezavantajını yaşadı. Ciddi kilo kayıplarında yüzde de çökme oluyor değil mi? Maalesef. Tabii. Yağ kaybı oluyor. İşte ciddi kilo kayıpları bize hatta işte göğüslerde de oluyor göğüslerde, değil mi hocam? Çünkü göğüs de yağlı söyleyecektim. Doku. Meme sarkması bize toparlama amacıyla genelde gelirler. Karın germe amacıyla gelirler. Kol ya da bacakta sarkma varsa onları gerdirmek amacıyla gelirler. Bir de yüz bölgesinde maalesef bu jawline hattında bu bölgede ya da orta yüzde biraz o yağ dokusunun kaybıyla yağ biraz tutucu etki de gösteriyor. O tutucu etki o bölgenin üzerinde etkisi azalınca haliyle biraz aşağı doğru yer değiştirme oluyor. Ameliyat geçirmediğini düşünüyorum ama medikal
dolgularla ben yani yüz bölgesinde o ben biraz inceledim. Bazı öncesi fotoğrafları var, before fotoğrafları var. Oralarda bu burun dudak kıvrımları o kilo kaybına bağlı bayağı belirgin olduğunu gördüm. Yine bu alt çene hattında o derinin biraz daha böyle hani gevşediğini gözlemledim. Bunlar ılımlı olanlarda, yine başka bir bölümde bahsetmiştik, konuşmuştuk, yüz, dolgular, ameliyatlar vesaire gibi. Ilımlı olanlarda dolguyla da, hatta bu sıvı yüz germe ya da kimyasal yüz germe gibi bahsediyor meslektaşlarımız daha kolay anlaşılsın diye. Öyle buralardan ben de bir bölümde biraz bahsetmeye çalıştım. Bu bölgelerden çekerek gererek yapılan dolgularla gerçekten de elmacık kemiğinde ya da bu nazolabiyal kıvrımda güzel değişiklikler ortaya çıkarabiliyoruz. Adel'de onu gözlemledim. Sanki bir sıvı yüz germe, yani bir operasyon geçirmediğini düşünüyorum ama dolgularla tekrar o önceki yüz hatlarını, hani kilolu olmamak koşuluyla, çünkü önceden yüzünde kilolu bir görüntü vardı. Hı hı. O görüntü gibi değil, fakat daha böyle dolgun, ihtiyaç olan yerlere, çizgiyi kıvrımlara doğru dolgular yaparak çok güzel bir görüntüye kavuştuğunu düşünüyorum ben Adel'in. Evet. Medikal ağırlıklı yaptırdığını düşünüyorum. Evet, mesela bazen hakikaten çok minicik dokunuşlar, sevgili izleyenler, çok böyle agresif bir şey yapmışsın gibi olabiliyor. Özellikle mesela zayıf ama gıdılı insanlar var. Yani ya hani hep şu hareketi yapmaktan ya da genetik oluyor. Evet. Mesela o kişilerin çenesi gerideyse ve bir miktar çene yaptığınız zaman acayip kamufle oluyor gıdı. Sanki gıda estetiği olmuş gibi olabiliyor. Evet. Bu bölge... Ya doğrudan nokta atışı, primer kazanç dediğimiz doğrudan hedefe, yani gıdı bölgesine ya bir eritici lipoliz iğne uygulamaları yapacağız. Çok az bir yağ varsa, daha fazlaysa ya bir liposuction yapacağız. Deri fazlası da varsa liposuction artı gıdı germe, hani onu muayenede hissedebiliyorsak sizin yağlarınızı alırız ama biraz da deri var. Şu gıdı altından minik bir kesi yapalım oraya gizleyecek şekilde. Bunu da yapabiliyoruz. Ya bunu yapacağız. Bunu planlamıyorsa hastamız, kamuflaj mantığıyla çene ucuna dolgu yapıyoruz. Çok da güzel kamufle ediyor. Burada bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı yapılan hataları gözlemliyorum. O zaman hocam reklama gidelim. Tabii reklamdan sonra ondan bahsedelim. Bazı hatalar yapılıyor dedi hocam, özellikle minik çene dokunuşlarda. Bölgesi. Bunlar nedir? Kısa ara sonra biz tekrar karşınızdayız. Evet, yeniden karşınızdayız. Reklam öncesi dediniz ki hocam minik deformiteleri kamuflaj için bazı uygulamalar yapılıyor, evet, ama orada dikkat edilmesi gereken bir şey var demiştiniz. Evet, şunu gözlemliyorum. Belki bir sefer hazır gitmişken işte hekime, işte bu uygulayıcı hekime, bu kişi cerrah da olabilir, normal hani medikal estetik hekim de olabilir. Gitmişken işte yaptırayım fazla sayıda, örnek veriyorum 7 tüp, 8 tüp yüzüme. Bir avaz da çıksın denir evet, ya. Evet, herhalde öyle belki bir düşünce oluyor. Bunun ben bana başvuran hastalarda ben kendim tercih etmiyorum. Bir de dışarıdan gelenler oluyor. Yani yaptırdım ama şöyle bir şey oldu, böyle bir yan etkisini gördüm gibi. Ben bir anda o kadar fazla mililitre ya da tüp dolgu yapılması taraftarı değilim. Bazı olumsuz şeylerini gördüm tecrübemde. O yüzden söylüyorum. Yani örnek veriyorum, çene ucuna 4 mililitre dolgu yerine önce bir 1 mililitre yapıp ardından yavaş yavaş haftalar, aylar, aralıklarla gitmek daha sağlıklı olacaktır diye belki uyarmış olabiliriz. Teşekkür ederim sevgili hocam tüm anlattıklarınız için. Yarın inşallah birlikte yine konuklarımızı ağırlıyor olacağız. Evet, bugün sonuna geldik programımızın. Yarın yine 12'de canlı yayınla karşınızda olmak dileğiyle hep sağlıkla kalın.